Tamam. Herkese merhabalar. Tuğol Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak her yıl Engelliler Haftası'nda başlattığımız AFET hazırlıklı engellileri unutma etkinliğimize hoş geldiniz. Bu yıl yine konusunda uzman akademisyenlerimizle, derneklerimizle beraber yapmış olduğumuz etkinliğimizde amacımız engelli farkındalığını yaratırken bir yandan da AFET hazırlıklı direncimizi geliştirmek açısından. İlk olarak TMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdal Şan'a söz veriyorum. Erdal Başkanım, buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum Balancığım. Öncelikle tüm konuklarımıza bu etkinliğe davetimizi kırmayıp katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli. Niye önemli? Biz Jeofizik Mühendisleri Odası olarak toplumu ve toplumları, insanlarımızı afetlere, depremlere hazırlamak için her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İşte deprem haftasında olsun, ya da 17 Ağustos depreminin olduğu dönemde ya da 12 Kasım depreminin olduğu dönemlerde panellerle, etkinliklerle, toplantılarla hem resmi kurumları hem vatandaşlarımızı medya üzerinden de bilgilendirerek ve çeşitli akademisyenleri bir araya getirerek etkinliklerde bilgilendirmeye ve toplumu hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan da bu etkinlikler çerçevesinde bu Engelliler Haftası'nda da 7.sini düzenliyoruz bunun. Afete hazırlıkta engelleri unutma dedik çünkü aslında ironi yapıyoruz. Hepimiz de biliyoruz ki afete hazırlıkta daha çok yol gideceğiz ve hazır değiliz. Ama ironi yaparak engelleri de unutmayın diyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü sonuçta toplumun bütün bireylerinin her yaştan, her gruptan, vatandaşın afete hazırlık açısından değerlendirilerek bir afet planı yapılması, tatbikatların buna göre düzenlenmesi bizim için önemli. Burada değişik derneklerden de katılımcılarımız var. Onlar da kendi hayatlarında yaşadığı deneyimlerden de bahsederek mutlaka bunun altını çizeceklerdir. Biz de buna vurgu yaparak toplumun her kesiminin, özellikle engellilerin de hak temelli olarak da bu işlerde geride bırakılmaması, hem kentleri tasarlarken, kentleri inşa ederken, hem de bu tarz afetlere karşı da her açıdan bütün vatandaşlarımızın aynı şekilde depreme hazır hale getirecek eğitimleri veya tatbikatları görmesi gerektiğini, hazırlıkların buna göre yapılmasını istiyoruz. Uzatmadan herkese teşekkür ediyorum katıldıkları için. Güzel bir etkinlik olacak. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum herkese. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Sözü daha fazla uzatmadan Sayın Özgün Bey'e sözü vermek istiyorum. Özgün Bey, sanatçım, sağ olsun bizi bu etkinlikte yalnız bırakmadı. Buyurun Özgün Bey, söz sizde. Estağfurullah. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum herkese. Tabii ben de bir Down sendromlu birey babası olarak konuya dahil olmaya çalışacağım bugün. Gerçekten hepimizin en büyük korkusundan biri herhalde deprem. Özellikle İstanbul gibi büyük risk altında olan bir şehirde yaşayan vatandaşlarımızın daha da büyük bir korkusu. 17 Ağustos depreminde ben Eskişehir'deydim. Her ne kadar çok büyük yıkımlar olmasa da bir iki bina hasar görmüştü ağır olarak 17 Ağustos depreminde yanılmıyorsam. Ama gerçekten büyük bir korku yaşamıştık. Oradan üç aşağı beş yukarı nasıl bir panikle karşılaşabileceğini, insanların neler yaşayacağını görmüş oldum. Telefon hatları kesildi, elektrikler kesildi, herkes sokaklara döküldü. Depremin nerede olduğu bilinmiyor, ne kadar büyüklükte bir deprem olduğu bilinmiyor. İnsanlar birbirlerine ulaşmaya çalışıyor, haber almaya çalışıyor. Ki oldukça da uzakta aslında merkez üssü Eskişehir'den.
Şimdi yarın öbürsü gün Allah korusun, yani herkesin söylediği bir şey var. Bir 40 seneydi, 20 sene olmuştur herhalde. Yani bu yanılmıyorsam 20 yıl içinde bekliyorlar mı İstanbul'da bir büyük bir depremin olması? Herhalde öyle bir şey konuşuluyor. Açıkçası ben oğluma hani bunun eğitimini nasıl veririm? Ki biliyorsunuz zaten eğitim konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz. Ya da Allah korusun öyle bir şey başımıza geldiği zaman ben oğlumu, kendimi, ailemi en az hasar alacak şekilde nasıl kurtarırım? Açıkçası pek bir fikrim yok. Dolayısıyla bunları tabii öğrenmek, öğretmek, birazcık daha insanlara duyurmak. Ki kaldı ki engelli vatandaşlarımızın ülkemizde normal günlerinde bile ulaşımdan park yerine kadar milyonlarca belki zorlukla yaşar ve karşılaşırlarken böyle bir deprem anında onları ne tür zorlukların beklediğini ben tahmin bile edemiyorum açıkçası. O yüzden umarım bu tip etkinlikler çok fazla kişiye ulaşır, dikkat çeker ve hem toplum olarak hem engelli bireyler hem engelli bireylerin ailesi olarak bizler de ne yapacağımızı daha iyi bilirsek daha az panikle, daha az kayıpla atlatırız diye düşünüyorum bu olası depremi. Özgün Bey, çok teşekkür ediyoruz konuşmanız için. Bizim de temelimiz o yönde açıkçası. O yüzden de bu tarz etkinlikleri yaparak hem halkımızın bilinç düzeyini artırmak hem de akademisyen hocalarımızın da desteğiyle önümüzü daha net görmek açısından bunları yapıyoruz. Bu yüzden açıkçası sadece bir sanatçı olarak yanımızda olmanızdan ayrıca bir de özel geleneksinin bir veli olarak aramızda bulunmanız benim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum gerçekten katılım. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bizim öğrenmemiz gereken çok şey var aslında. Ben hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Elinize de çok selamlar. Sağ olun. Hepinize iletmiş olalım. Şimdi bir diğer konuğumuz Sayın Murat Akkurt'a söz vereceğim. Kendisi Eskişehir AFAD'dan. Yani bu Eskişehir AFAD'dan maalesef il müdürümüz Recep Bey katılacaktı. Fakat maalesef oğlu bir kaza geçirmiş. Kendisine buradan da acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Buyurun Murat Bey, söz sizinle. Teşekkürler. Ben Murat Akkurt. Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyen olarak görev yapmaktayım. 9 yıldır buradayım. Öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyordum. Kurum değişikliği yaptım. Fakat orada da arama kurtarma teknisyeniydim. Orada da arama kurtarma iş yapıyordum. Yani aslında birebir afetlerle iç içe olan bir son 22-23 yılım var. Öyle söyleyeyim ben size. Murat Bey, yalnız bir araya gireceğim. Kusura bakmayın. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Biraz arkadan derinden geliyor sesiniz. Tamam. Biraz bilgisayara yaklaştırayım olmazsa şöyle. Tabii. Müsaade ederseniz. Şöyle yapalım. Yani bir ricamız olacak. Şu an nasıl? Biraz daha iyi. Biraz yüksek sesli konuşursanız daha tamam, iyi olur. Tamam. Biraz kusura bakmayın. Tamamdır. Biraz yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Çok teşekkürler. Şimdi Eskişehir AFAD olarak toplumun her kesimine eşit fırsatını sağlayarak kesine dayalı bir aslında hizmet anlayışıyla yola çıktık. Yani biz sürekli gerek okullara, gerek işte sanayi kuruluşlarına ve ihtiyaç halinde tüm derneklere afet bilinci eğitimi veriyoruz. Kısaca afetlerden öncesinde neler yapmalıyız? Afet sırasında neler yapmalıyız? Sonrasında neler yapmalıyızı bu tür eğitimlerle veriyor idik. Fakat baktık ki özel gereksinimli bireyler diye tabir ettiğimiz, hani toplumun da engelli olarak isimlendirilen bireylere yönelik hiçbir çalışma yok. İşte buradan yola çıkarak 2016 yılında hazırladığımız afetlere karşı engellilikle birlikte aşalım isimli bir projemiz yaptık. Hatta Baran Bey'le de bu projemizin ilk tanıtımında İstanbul'da tanışmıştık. Bugün o vesileyle buradayız. İlk projemizi kısaca anlatacağım. Görme, işitme ve bedensel engel, yani fiziksel engelli bireylerin deprem, sel, yangın afetleri öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerini içeren bir eğitim modülü hazırladık. Bu eğitim modülleri afat.org
anadolu.edu.tr adresinde halen aktif. Buradan anlaşılacağı üzere ilk projemiz Anadolu Üniversitesi ortağımızdı. Onun fiziki altyapısını kullanarak halen dijital olarak erişime açık. Bu projenin den yola çıkarak isteyen tüm derneklerimize, kuruluşlarımıza eğitim fiziki olarak da veriyoruz. Mesela en son 2 sene önce Mersin'e gittik. TEDAŞ'ın tüm Türkiye'de çalışan engelli çalışanları ve onun çocuklarına dair talep oluşturuldu. Buradan il müdürümüzle birlikte ben gittim. Ekibimizle birlikte. Mersin'de oluşturulan bir eğitim yerinde eğitimimizi icra ettik. Kısaca projemiz buydu. Daha sonra malum gelişen olaylar neticesinde biz Suriye'de kamplarda görev yaptık. Burada konteyner kentlerde normal bireylerin çok rahat bir şekilde hayattan idame ettiklerini görmüşken engelli bireylerin bu konteynerlere erişiminin mümkün olmadığını gördük. Neden? İşte arazi meyilli, biraz yükseltmişler konteyneri. Bir fiziksel engelli birey kullanamıyor. Görme engelli birey içine giremiyor. Veya hiçbir uyarıcı levhası yok. Buradan yola çıkarak afetler sonrasında ve uluslararası göç hareketleri sonrasında oluşturulan konteyner kentlerdeki konteynerların bu üç engel grubundaki bireylerimizin kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine hayatlarını devam ettirebilmek için tasarlamayı düşünerek yola çıktık. Bu projemiz de 2020 yılında, yani geçtiğimiz yıl bitti. Bu proje, hatta örnek bir prototipimiz Eskişehir Afat'ın bahçesinde bulunmakta. Bunun da sitesini ifasproject.com olarak yayında. Bu arada ben sunumuma bağlı kalmadım ama sunumu da aktarayım. Az önce yapmıştım ama şimdi nasıl yapacağım? Tekrar Baran Bey bana yardımcı olsun bir saniye. Tabii Murat Bey. Altta şey tıkladım. Geldim ekrana. Geldim ekrana. Şu an gelmedi. Vermeye çalıştım. Yapmaya çalıştım ama az önce yapmıştık birlikte ama. Altta yeşil şehir sikliğinde olma. Evet, şu an geliyor. Şimdi burada mevcut üstteki ilk iki projemiz bitti. Alttaki projelerimiz ise devam ediyor halen. Dediğim gibi ben hani projenin detayına girmek istemiyorum. Eğer çünkü vaktimiz kısıtlı herhalde. Yani işte ortaklarımızı tek tek saymayacağım. Sadece ne yaptığımızı, hangi engelli bireylere ne hazırladığımızı kısaca anlatmak isterim. Şu an devam eden iki projemiz var. İlk iki projemiz bitti bu arada. Ve bahsettiğim aslında en kapsamlı projemiz, yani afetler öncesi, sırası ve sonrasında işitme, görsel ve bedensel engelli bireylerin neler yapacağına dair doğru hareket tarzı içeren içeriklerimiz uluslararası alanda 2 ödül ve Türkiye'de de 2 ödül aldı. Gerçekten büyük ses getirdi bu projemiz. Çünkü hani Özgün Bey'de söylediği gibi aslında engelli bireylerin gerek kendisinin eğitilebilir düzeyde eğitim alabilen engelli bireyler ve ailelerinin neler yapacağı konusunda pek bilgisi sahibi değildi. Bu açıktan yola çıkarak biz de zaten bu projeyi hazırlamıştık. Şu an 2 projemiz de aktif. Bir sonraki sayfada her 2 projemizin de internet adresi var. Oradan takip edebilirsiniz, not alabilirsiniz. Diğer 2 projemiz şu an halen devam eden bir projemiz. Hayata Birlikte Tutunalım projemiz var. Bu da aslında SMA hastaları ve yaşamlarını bir tıbbi cihaza bağlı olarak devam ettiren bireylere yönelik. Bunların afetler sırasında doğru tahliye, müdahale yöntemlerinin belirlenmesine yönelik geliştirdiğimiz bir projemiz. Burada amacımız bu afetler sonrasında velev ki bir deprem oldu. Ben arama kurtarma teknisyeniyim, söylediğim gibi. Bir binada karşılaştım bir SMA hastası ile. SMA hastalarının 3 tipi var atıyorum, 5 tipi var pardon. Mesela tip 1 en ağır olan 4-5 cihaza bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar maalesef. Ben bir arama kurtarma teknisyeni olarak karşılaştığımda ne yapmalıyım? Hangi cihazı sökersem kişi yaşamını riske atarım? Ya da hangi cihazı sökmeden götürmeliyim gibi buradan bir soru oluşturdu beynimizde. Buna yönelik hazırladık. Bu tür tıbbi cihazlara bağlı olarak yaşamlarını sürdüren bireylerin afetler sonrasında müdahale şekilleri ve doğru tahliye yöntemlerinin belirlenmesine yönelik bir projemiz var. Bir diğer projemiz ise öğrenme sınırlama aşıyorum projesi.
Bu projemizde hatta şu an Deniz Hanım var. Türkiye Tohum Otisim Vakfı'ndan. Tohum Otisim Vakfı da bu projemizin ortağıdır aynı zamanda. Burada da otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afet ağacı durma sonrasında gereksinim duyacağı doğru iletişim becerileri ve kazandırmak asıl amacımız. Burada da bu projenin çıkış amacını kısaca anlatayım. Hani büyük depremlerden sonra şu kelime kullanılır. İşte şu kadar ölü var, bu kadar yaralı var, bu kadar kayıp var. Kayıplar nerede? Yani biz enkazda çalışırken o binada kim varsa çıkartıyoruz. Ama ölü ama yaralı fark etmiyor. Ama kayıplar nerede? Maalesef ki işte farklı amaçlarla, gerek organ veya farklı amaçlarla kaçırılan birçok çocuğumuz var. Biz buradan yola çıkarak yani özellikle işte otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afetler sonrasında doğru kişilerle doğru iletişim becerileri kurarak iletişim kurmasını amaçlayan bir projemiz bu. Burada da amacımız dediğimiz gibi afetler sonrasında bu kişilere, eğitilebilir düzeydeki kişilere, çocuklara doğru hareket tarzlarını kazandırmak. Yani görme, işitme, bedensel engeller, SMA hastalarımız, yatağa bağlı olarak hayatını sürdürenler, otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan 6-7 engel grubuna elimizden geldiğince afetler öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılabilmesiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada sonunda da gözüküyor. Hani ki bazı eğitim içeriklerimiz animasyon, video olarak hazırlandı. Bir kısmı e-kitap dediğimiz şekilde hazırlandı. Sesli kitabımız var. Yine Altı Nokta Körler Derneği'nin desteğiyle Braille alfabesi baskı kitaplarımız üretildi. Sesli betimleme yapıldı. Yine dış ses eklendi. Altyazı işaret dili eklendi. Uluslararası işaret dili eklendi. İlk projemizden bahsediyorum bu arada. Yani tüm erişime açık. Yani gerek Türkçe, İngilizce, Çekçe, Lehçe ve Bulgarca olmak üzere 5 dilde hazırlandı tüm içerikler. Burada da var konteynerimizin, konteynerimizin fotoğrafları burada var. Bu konteynerimiz elektriğini kendi üretiyor. Kısaca tanıtayım. Ondan sonra su, yani sıcak su ihtiyacını da yine güneş enerjisinden sağlıyor. İçerisindeki tüm tasarım engelli bireylerin kullanılabilir. Mesela buradaki bir engel rampası var. Uluslararası teknik şartnamelere göre hazırlanan bir rampamız oluşturuldu. Rahatça giren. Kapı genişlikleri buna göre ayarlandı ki tekerlek sandalye rahatça geçebiliyor. İç kapılar da buna göre ayarlandı. Camların yüksekliği bir engellinin dışarı rahatça geçebileceği dizayn edildi. Görme engelleri için elektrik düğmelerine gerek elektrikli pişirme ocağının üzerine uyarı levhaları konuldu. Banyoya aynı şekilde tüm aletlerin üzerine uyarı levhaları konuldu. Burada yine tekrar teşekkür etmek isterim. Altı Nokta Körler Derneğimiz bize bu konuda çok büyük destek verdi. Bu projemizin de tüm detaylı videoları, içerikleri ifasproject.com platformunda ilgilere sunuldu. Halen aktif olarak buradan bakabiliriz. Burada da tüm içeriklerimiz 5 dilde, ortaklarımızın dilinde hazırladık. Benim anlatacağım bu kadar. Diğer zaten sayfada gösteriyorum ekranda. Burada da amacımız yine uzaktan bulunduğu yerden, internet olan her yerden, cep telefonu, tablet, bilgisayar üzerinden afetler hakkında genel bilgi sahibi olması, kendi özelinde hazırlanan bir afet eğitim modülüne ulaşması amacımız. Teşekkür ederim. Çok Afet çok teşekkürler. Gerçekten Eskişehir Afet olarak yaptığınız projeler bizim için çok değerli, çok özel. Çok önemli o yüzden. Çok önemli yaptığınız projeleri. O yüzden açıkçası ısrarla sizi yayınlarda görmek istedik ama bir türlü denk gelmemişti. Özellikle geçen sene Covid'den bayağı bir sıkıntı çekti sizin birim. Ondan dolayı da tekrardan geçmiş olsun. Geç oldu, güç olmadı diyelim. Bundan sonraki bütün etkinliklerde de sizi görmek istiyorsunuz. Çok değerli gerçekten bizim için. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir diğer konumuz olan Sayın Profesör Doktor Şerif Barış'a sözü vereceğim. Hocam merhabalar. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu tür bir etkinliği geleneksel olarak sürdürmeniz sebebiyle sizlere ve meslek odamıza çok teşekkür ediyorum.
Hem katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar geniş katılımın olması beni çok mutlu ediyor. Biz evet deprem hocasıyız ama maalesef ülkemiz bir afet ülkesi. Sadece depremleri konuşuyoruz ve 21-22 yıldır biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Rahmetli Şıkaray'la beraber ilk afet eğitimlerini, deprem bilinci eğitimlerini Kandil Rasathanesi'nde başlattık ve bunu aktarmaya, öğretmeye devam ediyoruz. Bunları yaparken benim de fark ettiğim çok önemli bir eksiklik var Türkiye'de. Özellikle engelli bireyler için eğitimler var. Benim de 2013'te AFAD'a teslim ettiğim engelli bireyler için bir kitap var. Ama engelli çocuklar diye baktığımızda engelli çocuklarla ilgili hiçbir şey yok. Özellikle bu çocuklar bizim değerimiz, bizim kıymetlimiz, bizim geleceğimiz. Bunları tıpkı normal bir çocuk gibi eğitmemiz lazım ve ağaç yaşken eğilir düsturuyla bizim eğilmemiz gerekiyor. Elbette çocukları eğitirken biz mutlaka engelli türüne göre aileleri ve onların bakıcılarını da eğitmek durumundayız. Bu vesileyle ben yaklaşık 2,5-3 senedir AKOM'la birlikte çalışıyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Afet Koordinasyon Merkezi'nin. Onlarla geliştirdiğimiz bazı çalışmalardan bir tanesi de buydu. Biz yaklaşık 1,5 yıldır özellikle görme engelli çocuklar ile az gören çocuklar için bir eğitim modülü tasarladık. Bu şu an baskı aşamasında ve biz bunu yaparken hem akademisyenler hem de engelli dernekleriyle ve okullarıyla beraber çalışarak bu eğitim malzemesinin hem içeriğini birlikte hazırlamak hem de bu eğitim malzemesini AKOM kanalıyla bastırarak derneklere, okullara bu eğitim malzemesi desteğini vermek. Bu da yeterli değil. Yine düşündüğümüz önemli bir husus, bakın bizlerin okullara gidip özellikle engelli merkezlerine, okullarına gidip eğitim vermesi çok büyük sıkıntı. Halbuki biz o dernek ve okullardaki öğretmenleri eğitmen olarak yetiştirirsek, malzemeleri biz sağlarsak AKOM kanalıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanalıyla bu eğitimler çok daha fazla yaygınlaşabilir. Ve burada ilk evvel öncelikle görme engelleri yaptık ama bizim derdimiz sadece görme engelli bireyler değil elbette. Tüm engelli bireyleri kapsayan ama bunu öncelikle çocuklar için tasarlayacak bir şekilde bir malzeme oluşturup bu malzemeyi yaygınlaştırmak. Ve ben şu an yine ekibimle beraber akıllı şehirler için afet yönetimi kitapçığı yazıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı böyle bir taleple gelmişti. Ben yine dünyayı incelediğimde özellikle acaba dezavantajlı grup olarak adlandırılan engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar için ne tür acaba akıllı teknolojiler ya da mobil veya akıllı uygulamalar var diye baktığımda aslında büyük bir şoka uğradım. Çünkü mobil uygulama sayısı onu geçmiyor. Ve bunların da hemen hemen 3'ü 4'ü görme engellerle ilgili birbirinin aynısı şeyler. Türkiye'ye baktığımda Türkiye'de maalesef herhangi bir mobil uygulama yok. Engelli bireyler için de yok, engelli çocuklar için de yok. Halbuki bizler bu çocukları oyun oynayarak depremle, selle, heyelanla nasıl karşı karşıya kaldığımızda doğru hareketler yapmamız gerektiğini, aynı zamanda evlerimizde, iş yerlerimizde, o eğitim merkezlerinde ya da derneklerde, okullarda ne gibi tedbirler alarak deprem sırasında, heyelan sırasında özellikle yapısal olmayan mobilyaların, eşyaların, dolapların bu çocuklarımızı veya bireylerimizi bir zarar vermesini engellemek için doğru davranışları ve yapmamız gerekenleri öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da yani özellikle bu yazılım ve akıllı teknolojileri kullanan şirketlerin engelli bireylere ve engelli nüfusa, engelli çocuklara dönük bir takım uygulamalar geliştirmeleri gerektiği düşüncesi hasıl oldu. Nitekim dezavantajlı gruplarla ilgili bu akıllı şehirler kılavuzunda ayrı bir bölüm açtım ve orada yurt dışında bazı uygulamalar var, mobil uygulamalar, onları anlatıyoruz. Ama işte bunların Türkçe'ye çevrilip yaygınlaştırılması çok önemli. Evet, herkes İngilizce bilmek zorunda değil ama çok yararlı uygulamalar var. Mesela görme engelliler için tuttuğu objenin sesli olarak söyleyerek bir enkazda, bir tahliye durumunda
nereye gideceğini yönlendirecek uygulamalar var. Yine Avustralya'da bir bu şekilde bir röle hizmeti veren kamu kuruluşu var, engelli, görme engelli bireylere. Dolayısıyla bunları bizim yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ama birazdan Özgün Bey'in sorduğu ve merak ettiği konuya değineceğim, özellikle ne yapmak zorundayız. Onun öncesinde bu uygulamaları biz yaygınlaştırırken Kobe örneği geldi benim aklıma. Çünkü 2009 yılında biz Kocaeli Üniversitesi olarak Kocaeli depreminin 10. yıl dönümü nedeniyle uluslararası bir sempozyum düzenlemiştik. Ben de 2008 yılında Japonya'ya gidip Kobe Büyükşehir, Kobe Belediye Başkanı ve Kobe Valisini konuşmacı olarak davet ettiğimde, Kobe ziyaretimde ilk aklıma gelen, dedim siz engelli bireyler için ne yapıyorsunuz? Belediye Başkanı dedi ki anlamadım, ne demek ne yapıyorsunuz? Dedim ya engelli bireylere bir afet anında nasıl müdahale ediyorsunuz? Ben dedi soru yeni anlamadım dedi. Dedim ki ya nasıl müdahale? Dedi çok kolay dedi. Onlar zaten bizim öncelikli grubumuz. Biz onların bütün adreslerini biliyoruz ve onlara tanımlanmış görevlilerimiz var. Bir afet anında biz zaten ilk anda ilk ekiplerimiz engelli bireylerin evlerine giderek onları kontrol ediyor. Dolayısıyla yerel yöneticilerin bu işe mutlaka bir ağırlık vererek özellikle engelli diye düşünülen bireylerimize ya da lanse edilen bireylerimizin mutlaka öncelikli olarak bir müdahale kapsamına alınması gerekiyor. Bilmiyorum, ben AFAD'ın Türkiye Müdahale Afet Planı'nı biliyorum ama böyle engellilere dönük spesifik bir uygulama olmadığını da biliyorum. Dolayısıyla el birliğiyle biz yerel yöneticileri, el birliğiyle AFAD veya Türkiye Afet Müdahale Planı'nı bu şekilde revize ettirmeye uğraşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim, gerek engelli bireyler, gerek engelli çocukların aileleri ve onlara hizmet veren öğretmenler, dernekte çalışanlar, psikologlar ve elbette ki sağlıkçılar veya komşular. Şimdi bu engelli bireylerde bizler de maalesef yanlış bilgilerle normal bir birey olsak bile çok büyük bir depremde engelli durumuna düşüyoruz. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz, doğru davranışları bilmiyoruz. Bunun sebebi neden? Çünkü biz önceden hazırlık kavramını maalesef hayatımıza pek sokmuyoruz. Hep afet anı ve afet sonrasını konuşuyoruz. Yani müdahale, yani kriz yönetimini. Türkiye inanın dünyada kriz yönetiminde, afetlere müdahalede inanılmaz derecede çok çok iyi durumda. Ama bizim asıl yapmamız gereken, dünyanın da yaptığı, Birleşmiş Milletler'in de yapmak istediği risk yönetimi, yani hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarına ağırlık vererek evlerimizde, iş yerlerimizde hazırlığa ağırlık vermemiz gerekiyor. Müdahale kapsamı evet kesinlikle çok önemli ama biz zaten artık o alanda çok iyiyiz. Kamu kuruluşlarının, her belediyenin, her kurumun bir afete müdahale ekibi oluşturması gerek. Ama asıl enerjiyi bizim hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için de her evde afet ve acil durum planı yapılması lazım. Yani evimizin bir afet olduğunda nerelerinin güvenli olduğunu, afetin durumuna göre nasıl ve nerede doğru davranışlar olduğunu, ne şekilde davranmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi, bir afet anında aile bireyleri dışarıda olacağı için belki bir iletişim stratejisi ve yöntemi belirlememiz gerekiyor. Nasıl iletişim kuracağız ve onlarla evimizde her ihtimale karşı olası bir hasar durumunda, bir toplanma alanında, yakın bir bölgede nasıl güvenli olarak buluşuruz? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla afete hazırlık, hep söylüyoruz, kişiden ve evden başlıyor. Dolayısıyla engelli birey sahibi aileler bütün aile bireyleriyle beraber mutlaka bu afet ve acil durum planını hazırlamaları gerekiyor. Ve zaman zaman da oyun olarak çocuklarla beraber ya deprem diye bağırarak işte bir çök kapan tatbikatı yapılabilir. Şimdi Murat Bey'in gösterdiği slaytlarda ben Cen'in pozisyonunu gördüm. Bir de yaşam üçgeni gibi kavramlar gördüm. Şimdi burada onu da belirtmek istiyorum. Bakın, gerek AFAD, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Japonya ve Amerika'daki tüm ulusal arama kurtarma kuruluşları, afet eğitim merkezleri çök kapan tutun eğitimi veriyor. Dolayısıyla bizler
Milli Eğitim'in ilkokul müfredatında var. DASK bu konuda müfredat geliştirme çalışmalarını yapıyor. Çünkü o müfredatı değiştirmek için deprem konusunda da danışmanları yine benim. Kandilli Rasathanesi gibi AFAD'ın bütün resmi söylemlerinde çök kapan tutun ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul müfredatında çök kapan tutun tatbikatı varken veya uygulaması varken bizler doğru davranışları farklı dil ve farklı terimlerle mutlaka söylemememiz gerekiyor. Burada da mutlaka bir dil birliğimiz gerekiyor. Bunu da o yüzden demin biz yayın öncesi konuşurken Murat Bey'e de söyledim. Aslında bu çok önemli bir basamak belki. Bundan sonra atılacak adımlarda Sayın sanatçımız Özgün Bey gibi diğer mutlaka toplumun rol model aldığı, sevdiği sanatçıların, tiyatrocuların, televizyon programcılarının bu işe bize mutlaka destek olması gerekiyor. Çünkü bizler evet tecrübe olarak, Türkiye olarak inanın depremlere karşı, afetlere karşı çok büyük deneyimlerimiz var ama bunları bir araya getirip düzgün bir helva yapamıyoruz. Elimizde televizyon var ama hiçbir ulusal kanal bu tür bir eğitime maalesef yeterince zaman ayırmıyor. Ama biz kamuoyu baskısıyla, biz el birliğiyle güçlerimizi birleştirerek AFAD'la beraber, Türkiye'nin RTÜ'ü var bununla beraber bu kanalları da yanımıza çekerek mutlaka bu bizim söylediğimiz doğru davranışları, az evvel Özgün Bey'in söylediği ne yapmamız gerektiği, en basitini söyleyeyim Özgün Bey, arkanızdaki kütüphane duvara sabit mi? Değilse işte yapısal olmayan bir tehlike size ve çocuğunuza zarar verebilir. O yüzden öncelikle bir tehlike avı yapılması lazım ev ve iş yerlerinde. Bizler bunu seve seve insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Ama bunları görsel olarak televizyonlarla mutlaka farklı farklı yerler için bir videoyla çekip insanlara kısa videolarla göstermek çok önemli. Ben şimdilik bu kadar konuşmak istiyorum. Daha sonra söz gelirse söyleyeceğim şeyler olacak. Şeref Hocam çok teşekkür eder anlattıklarınız için. Biz de açıkçası çok size de teşekkür etmek istiyoruz. Bu tarz etkinliklerde bizi asla yalnız bırakmıyorsunuz. Bilgi birikiminizi bizlere ve seyircilerimize, izleyenlerimize aktarmaktan çekinmiyorsunuz. Ve anlattıklarınız gerçekten bizler için çok önemli. Biz özellikle engellilerin, özel gereksinimli bireylerin bu tarz konularda farkındalığı az olduğunu düşünürken siz bir de bize farklı bir bakış açısı kazandırıp çocuklar açısından bu konunun bir de onlar açısından irdelenmesi gerektiğini hatırlattınız. Bu da çok değerli bizler için. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sözü bir diğer hocamız Sayın Göksel'in İlhan Han hocama da vermek istiyorum. Hocam merhabalar. Merhabalar, merhabalar Baran, merhabalar herkese. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim davetin için. Estağfurullah hocam. Biz de çok teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Buyurun hocam, söz sizin. Tamamdır. O zaman ben önce bir slaytlarımı paylaşmak üzere ekran paylaşımı yapacağım. Evet. Onun bir hazırlığını yaparsam iki dakikada onu açıyor olacağım. Bu arada gördüğünüz resim arkamda çalıştığım İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne ait. Deprem deyince Şerif Hoca aklıma geldi. Covid'den önceki ilk, tabii o ara gelmeden önce İstanbul'da bir küçük depremcik olmuştu. Ben de hatırlıyorum, burada gördüğünüz yapılı binanın üst katı, biz çatı katı deriz, ikinci kattan sonra kısmı cam tavanları vardır ışık alması için. Ve biz orada akşamüstü dersimiz proje dersimizdi ve küçük öğrencilerle yapıyorduk ve o anda herkes tabii şok olmuş vaziyette. Birbirinin üstüne çök kapan yaptı. Otomatik olarak da öğrenciler birbirini taklit ettiği için oldukça iyi bir şey olmuştu. Ama tabii sonrasında toplanma alanları, korku, bir sürü şey aslında çok nasıl desem, illa engelliler üzerine afeti konuşmamız gerekmiyor. Ama öyle bir durum ki şu anda slaytlarımı da açacağım. Ben yapacağım sunuşumun adını değiştirerek erişilebilirlik ve afet demek istedim. Bu engelliler için özellikle yapılması gerekenleri bir tarafa attığım için değil ama belki de daha da ötesinde bizim mekanlarımız ne kadar erişilebilir daha afet olmadan. Biz çünkü günlük afetler yaratıyoruz aslında bir takım bireyler için. Hem onu gösterebilmek hem de böyle bir olası bir kriz anında aslında birçok insan nasıl davranması lazım. Biraz da Şerif Hoca'nın söylemeye çalıştığı ve söylediği de
Hani biz helva için her türlü ürünümüz var ama bir türlü bir araya getirip bu mekanizmayı, çerçeveyi oluşturamıyoruz. Ben de birkaç kaynak taraması yaptığımda buna yani vesile olabilecek, bakabileceğimiz bir çerçeve gördüm. Naçizane Türkçeleştirdim. Onun üstünde de birazcık tartışmak da sonunda istiyorum aslında. Dilerseniz hem konuşurken iki iş yapamadığımı da fark ettim. Ekranda ben görüyorum ama siz göremediğinizi de hemen ben... Tamamdır. Görünüyor değil mi? Birinci evet, slayt. Evet. Tamam. Öncelikle engellilik nedir ve engelli kelimesiyle başlamak istiyorum ben aslında. Toplumda biz engelli diye çağırıyoruz ama öyle bir kişi yok. Ha şu var ama engellenmiş kişiler vardır. Tabii ki de burada gördüğünüz posterde de bir kişinin kişiye ait özelliklerle onun dışında olanlar arasındaki etkileşimin yarattığı bir şeydir engellilik. Engellenmiş kişi de biz aslında ben bir mimarım. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde hocayım ve engellilik ve erişilebilirlik üzerine engelli ve yaşlılar için tasarım dersleri veriyorum. Biz şöyle deriz, engellenmiş kişi toplumun genelinden farklı özellikler taşıdığı için tasarımlarda çoğu zaman göz ardı edilen, tasarım kararlarına katılımı kısıtlanan kişidir aslında. Böyle olunca tabii biz burada bahsettiğimiz durum sadece kişinin bireysel özelliklerinden kaynaklanmıyor. Bir de çevrenin ona yarattığı ki burada posterde gösterdiğim iletişim, teknoloji de bir kısıtlama yaratabilir. Bunu en iyi uzaktan eğitim sorunu çeken öğrenciler bilebilir. Organizasyonel yani yönetimsel bir takım engeller olabilir. Veya kişilerin onlara bakış, tutuş, davranışları olabilir. Daha da önemlisi bugün bahsedeceğim şey aslında insanı engelleyen fiziki çevreler de bunların başında. Şimdi afet konusu olunca çevrenin öncelikle engellemeyen bir çevre olduğunu ve afet esnasında çevrede engellenmeyi anlıyoruz. Ama birçoğu zaman şurada altta bir resmini göreceksiniz. Bu bir üniversite kampüsünden alınmış ve bu bir farkındalık çalışması. Bu farkındalık çalışmasında üniversite kampüsünde erişilemeyen mekanları bu polislerin dikkat yani girmeyin burası hani tehlikelidir sembolünü taşıyan sarı bantlarıyla yapmışlar ve üniversitenin ne kadar alanını her tarafa hemen hemen videoyu da izlerseniz aşağıda YouTube videosunu da koydum. Bu farkındalığı arttırmak açısından bir eylem olmuş. Eylem deyince bunu sonunda bir şeye bağlayacağım çünkü. Peki erişilebilirlik ne aslında? Biz şöyle tanımlıyoruz. Fiziksel çevrenin, bu bir ortam, fiziki ortam. Ürün de olabilir, servis de olabilir, hizmet de olabilir, teknoloji de olabilir. Engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade ediyor. Kullanılabilirlikteki kastımız da burada etkili biçimde kolaylıkla yapılabilir. Kullanıcıların bundan memnuniyet duymasına kadar bu boyutunu kapsıyor aslında. Burada anahtar kelime erişilebilirlikte herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşılabilmesi ve bunları kullanabilmesi. Burada bağımsızlık kişinin bir bağımsız olarak yapması ama güvenli olması da bir başka boyut. Yani daha afet olmadan önceki durumdan gene bahsediyorum ben. Bu durumda genel erişilebilirliğin aslında sağlanması afetlerdeki tahliyeler için bir ön koşulda değil mi? Yani aslında kendisi bir ön koşulu oluşturuyor. Peki biz yapılı çevreleri nasıl tasarlamalıyız da önce erişilebilir olsun? Bahsettiğim gibi erişilebilirlik sadece engelli bir bireyleri ilgilendiren bir konu değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü öncelikle fiziki çevrelerimizin ön koşulu varsaydığımız erişilebilir olması gerekli. Ondan sonra acil durumlar ortaya çıktığında oluşan engellerden arındırarak insanlara veya durumlara müdahale edileceği pek tabii beklenen bir şey. Burada biz yeterince alan, yüzey, genişlik, yükseklik, var mı? Bu donatılar var mı? Araç gereç içindeki mekanı kullanmak için. Bildirişim yani gerekli yönlendirme ve uyarı işaretlemeleri var mı diye bakarız biz aslında mekanları düzenlerken. Burada rahmetli Şükrü Sürmen hocamın resmini de paylaşmak istedim. O kendisi de erişilebilirliği tanımlarken şöyle bir şey söylüyor ve aslında bağlamak istediğim noktada kapsayıcı tasarım olacak. Neden derseniz bir afet gerçekleştiğinde afet çok bir kapsayıcı olay.
Böyle olunca sen, ben, o, şu, bu, onlar değişmiyor. Hepimiz etkileniyoruz ama çok, ama fazla, ama az, ama sonuçta bir etki yarattığı, hepimize aynı etki yarattığı bir gerçek. Diyor ki Şükrü Hoca, ulaşılabilirlik diyor, tüm mekanların veya inşa edilmiş çevrelerin, bina, yapı, ulaşım sistemleri, insanın hangi insanlık durumunda olurlarsa olsunlar, bütün insanlar için açık ve erişilebilir ve kullanılabilir olmasını gerektirir diyor. Bu bir rasyonelce tavırdır diyor. Fakat diyor bunu biraz öteye taşımalıyız diyor. Sadece diyor fiziksel erişim anlayışı yeterli olmaz diyor. Burada diyor toplumun tüm hayatın katmanları diyor. Mutluluk tabloların hepsi diyor. Herkese açık olması. Yani demokrasi ve sosyal adalet kavramını da biraz içine alarak ulaşılabilirlikte. Şöyle bir kavrayışla her imkan ve her güzellik herkes içindir. Yani aslında tasarımda sadece minimum koşu olan erişilebilirlik değil, kapsayıcılığı işaret ediyor burada. Nitekim Şükrü Hoca ile aynı dönemlerde fakat evrensel tasarımın dünyada yerleşmiş şekliyle koyan kişisi Ronald Mays de aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki biz aslında diyor ki bu başta bahsettiğim engelli kişi yoktur, engellenmiş kişi vardır dediğim noktaya da geliyor. Kişiler aslında ortalama bir özellikleri olan bireyden yola çıkarak tasarım yapamayız. Onu çözmeye kalktığımızda aslında bütün tasarım problemleri çözülmüyor. İnsanlar farklı vücut ölçülerine sahip, farklı bilişsel yetkinlik düzeylerine sahip, işte farklı özelliklerimiz var. Biz eğer bunları daha iyi anlarsak onları da kapsayan tasarımlar üretebilmeliyiz diye geçiyor. Bu noktada evrensel tasarım bir tasarım herkese uysun anlamında değil, bir tasarımın birçok yönünle birlikte ele alınıp aslında erişilebilir, herkes için kullanılabilir, erişilebilir hale getirilmesinden kastediyoruz. Burada aslında gene bir ikinci anahtar kelime geliyor. Evrensel tasarım, evrensel ölçütler. Bu noktada ben biraz afetle ilgili davranışlarımızda da kapsayıcı düşünerek sadece bir grubu değil, bütün gruplarla ilgili bu çabaları birleştirerek ve katılımı sağlayarak aslında evrensel tasarımın en önemli noktası bir takım ilkeler konulmuş vaziyette. Bu 7 tane ilkeden oluşuyor. Bu 7 ilkenin sadece 7. ilkesi yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve mekan aslında bizim şu anda bir mekanda erişilebilir olup olmadığını kriterlerle işte izleme yönetmelikleriyle baktığımız noktası. Diğer 6'sı ise birazcık daha subjektif şey olmakla birlikte onlar da aslında ölçülebilir. Doğru ölçüler konulursa eşitlikçi kullanım. Yani bunu kim kullanacak? Bütün kullanıcıları düşünerek onun için çeşitlendirmek, kullanımda esneklik yaratmak, bir yöntemi dikte etmemek, farklı yöntemlerin de olacağını koyabilmek. Yine aynı bu tasarım ilkeleri aslında bizim neden acil ve tahliye ve bu durumlar için yarattığımız çalışmalarda bu ilkelerden esinlenmeyelim. Kaldı ki herkes için tasarım ilkeleri ve evrensel tasarım aslında eğitim, kapsayıcı eğitim alanını çok etkilemiştir. Buradan yola çıkarak, esinlenilerek çalışmalar yapılmıştır. Biz neden afet çalışmalarımızda bu mantıkta değerlendirmiyoruz? Bunu şöyle düşünmemek lazım. Bu genel büyük bir çerçeve. O çerçevenin içindeki küçük küçük parçaları doldurmaya çalışıyoruz aslında biz. Ve bunu bir bütünleşik olarak sunmak istiyoruz. İşte basit sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi, düşük fiziksel güç. Burada aslında benim en çok da afet söz konusu olunca hata için tolerans. Yani aslında bu acil durum planlarından bahsetti hocam, afetten. Aslında tasarım, ön tasarımda biz bunu ne kadar aza indiririz? Hata için tolerans. Yani bir kitaplık yaptığımızda acaba gömme bir dolap yapsaydık ve bir gömme dolap olduğu için kapaklarıyla da sabitlenebildiği için bu sağlanamaz mıydı? Tasarımın her ölçeğinde bu. Sadece bina ölçeğinde düşünmemek lazım. Kentsel, yani sadece bu bina veya endüstri ürünlerine bağlı bir tasarım ilkeleri değil. Her ölçek tasarım buna dahil edilebilir aslında. Bir kent düzenlenirken de bu ilkeler kullanılabilir. Neden bu kadar önemli? Çünkü bu sonradan yapılabilecek bir şey değil tasarımda. Tasarımın ilk başında, başlangıç, inception denilen evrede öncelikle kapsayıcı olmaya karar veriyorsunuz ve bunun sonucunda bir performans var. Yani sonuçta var mı yok mudan öte kullanılabilir mi aslında? Bu ilkeye bakıyor ve katılımcı herkesin ihtiyaçlarını dinliyor ve bu dinlemeden sonra geri bildirim alarak tasarımın içine işliyor aslında.
Ayrımcılık yok çünkü mekanlar burası engelli için, şurası şu için diye işaretlenmemiş. Herkes için kullanılabilecek hale getirilmiş aslında. Ve en önemlisi de bu bakış açısının tümel bir bakış açısına sahip olması. Yani evrensel tasarım kavramında önemli olan şey birey, kullanıcı ve onun dahil edilmesi sisteme aslında özel bir durum için değil. Buradan yola çıkacak olursak, aslında biraz da hukuksal duruma bakacak olursak, ulusal yasalara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda zaten 5. maddesinde sosyal hukuk devleti olduğumuz belirtilerek 10. maddesinde zaten her vatandaşa eşit davranılmalı. 56'da sağlıklı ve dengeli bir çevre ve yaşama hakkı tesis edilmeli herkese diye gene geçer. 60. maddede ise devlet herkesin güvenliğini sağlayacak tedbirleri almalıdır kısmıyla da geçer aslında. Bu noktada 5378 sayılı kanun, engeller hakkındaki kanunda fiziki çevrelerin kamu kurum ve kuruluşlara ait mevcut resmi yapılar ve tüm yol, kaldırım, yaya geçidi gibi açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal kültürel altyapı alanları ile birlikte umuma açık hizmet veren her türlü yapının bu kanunla girdiği tarihten itibaren 5 yıl bir ek süre verildi. Erişilebilir hale getirilmesi diye bir hükümle de açıklamıştır aslında. Yani bu bir anayasal zorunluluktur da baktığımızda. Uluslararası hukuksal metinlere baktığımızda belki en üstte insan haklarının evrensel beyannamesinde madde 3 yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdırı işaretleyebiliriz. Bir diğer çok önemli bir şey engellilerin haklarına ilişkin sözleşmede bu Birleşmiş Milletler'in. Burada yaşama hakkı madde 10'da bahsedildiği gibi özellikle madde 11'de risk durumları ve insani bakımdan acil durumlarda da işareti söyler ve der ki burada yerine getirilmesi gereken tedbirler alınmalıdır diye bu hukuk çevresinde yükümlülüklerinden de bahseder. Bir başka dayanacağımız nokta da burası aslında. Afet ve engellilik bir araya geldiğinde aslında burada bir takım sorular, Özgün Bey sorular var demişti. İşte bazı ben bir takım daha ileri sorulardan bahsetmek isterim. Afet sırasında ve sonrasında engelli olmak nasıl bir durum? Uyarıları duyabilir veya anlayabilir mi? Mesela çalıştığın yerde veya oturduğun evinde kolaylıkla çıkabilir mi? Acil toplanma, barınak, mahallinde ihtiyacı olan ilaç, ekipmana erişebilir mi? Acil toplanma, barınma alanları, temel ihtiyaçlarını, tuvalet, duş gibi karşılayabilecek düzenlemeler var mı? Bakım desteğine, personeline ihtiyaç duyuyor mu gibi ekstra sorular da devam ettirilebilir. Engelliler için acil durum davranışında, acil durumların hazırlıkları için daha fazla zamana gereksinim duyarlar bu bireyler. Görmeyen ya da yaşlı kişiler tahliye gerektirdiği durumlarda ise çevrelerinden daha zor ayrılabilirler. Aslında çok yakın zamanda dinlediğim bir bunun gibi bir konferans, daha doğrusu bir toplantıda otizmli bireylerin de alandan ayrılmakla ilgili zor anlar yaşadığını belirtmişti oradaki yetkililer. Öğrenme zorluğu olan bireyler acil durum konumunu anlayamayabilir veya tepki gösterebilir bu duruma. Bununla ilgili neler yapılmalı? Solunum hastalıkları stres sebebiyle ağlatabilir. Acil durumda gerekli olan solunum cihazları, oksijen olmayabilir. Bunlar da tabii dikkat edilmesi gereken şeyler. Yerleşim yerlerindeki engelli nüfus ve dağılımının bilinmesi ve o bölgedeki afet yönetimi kapsamında hazırlıklar açısından tabii ki de çok önemli olacaktır. Yapılan toplantılarda bunu daha çok yerel yönetimlerin organize etmesini, yerel yönetimlerle birlikte mahallelerin ve muhtarlıkların da bir arada çalışıp çalışmayacağı, böyle bir database, yani bir bilgi haritası mı hazırlamak aslında çok önemli olabilir bu noktada. Engelliler açısından etkilenebilirliği arttıran bir takım konular özellikle olabilir bu grup için. Tahliye için özel düzenleme gerekliliği olabilir. Fiziksel erişilebilirlikte. Deprem nedeniyle sosyal iletişim ağı ve bakım destek iletişimi kesintiye uğrama olasılıkları var. Burada ne yapacağız? Hayati cihazlar için gerekli enerjinin kesintiye uğramadan bulunması olasılığı, değil mi? Vantilatördür, asansör, diyaliz makinesidir gibi. Diğer etmenler arasında düşük gelir, bakıcı olmaması, depremde etkilenebilirliği yüksek, fiziksel,
fiziksel çevrede yaşamak, bakım evi dışında yaşıyor olmak, bakım evinde yaşıyor olmak, orada güvenli tahliye yapılabiliyor olması, yapısal olmayan tehlikeleri azaltma, su, enerji yedekleme, güvenli tahliye için yaşayanların güvenliğini sağlayıcı önlemler, tek başına olabilir olma durumu bireyin gibi bir takım noktalara da dikkat etmek gerekir. Biz bu genelde sınıflandırmayı yaparken aldığım kaynakta bu NFPA'nın engellilik sınıflandırmasında hareket kısıtlılığı olan bireyler görme, duyma, konuşma ve zihinsel diye sınıflandırılıp engelli için acil durumda bina tahliye için gerekli şu bilgileri sıralamışlar. Bir uyarı, yani acil durumun kendisi, tahliyenin yolu, çıkışın nerede olduğu bilgisi, tahliyenin şekli, kendi başına mı, ekipmanla veya bir yardımcı ile mi yapacağı, ne tür bir yardımcı, kim, nerede, ne zaman, ne yapıyor, nasıl şeklinde soruları cevaplamamızla olabilir. Standart bina tahliye sisteminin içinde de tahliye yolu, uyarı, kullanıcı uyarı sistemi ve sirkülasyon yolu boyunca yönlendirmeler de aslında fiziki çevrenin içinde önemli noktalar. Burada afet riskini azaltma kapsamında afet öncesi hazırlıklarda erişilebilirliğin düşünülmesi önemli bir konu. Ben de erişilebilirlik hocası olarak biraz oraya da ne diyeyim ışığı spot olarak koymak istiyorum. Afetle ilgili birimlerin erişilebilir olması kendisinin de. İletişim ve yardımcılara erişilebilirlik. Burada sadece fiziki değil sosyal erişilebilirlik de. Erişilebilir ve güvenilir bir kurtarma iletişiminin kurulması, medya ile ortaklıklar yapılması, engelli topluluğu ile ortaklık, burada STK'lardan bahsediliyor. Afete hazırlık, eğitim ve tatbikat bilgisi. Yine ben tasarım hocası olduğum için evrensel tasarım ve stratejilerinin de binalar yapılırken uygulanması ve bütün bunları sadece acil durumlar için değil, bütününde tasarımda oluşabilecek tüm acil durumları tolere etmesi açısından da içeride, içinde çözümlenebiliyor. Tabii ki de tamamı değil ama bu bir başlangıçtır diyebilirim. Türkiye'deki durumu ve rakamları söylemekten ziyade zamanı da iyi kullanmak istiyorum. Hepinizin sabrını da düşünerek. Engellik ve afet için uluslararası çalışmalar ve çerçeveler mümkün. Bunların içinde bunları takiben yapılan çalışmalar da olabileceği gibi en yakın zamanda Dünya İnsani Zirvesi 2016'da İstanbul'da yapılmış ve burada aslında bu acil durumlar için bir özel toplantı Taşkış'la, yine arkada gördüğünüz binada yapılmıştı ve buraya gelen sivil toplum kuruluşlarıydı. O günkü toplantıda duyduğum, öğrendiğim kadarıyla ondan sonraki günlerde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan çalışmada bir charter ilan edeceğiz ve böylelikle insani yardımlarda neler yapılması gerekir diye bir tebliğ ilan edeceğiz denmişti. O tebliğ ilan edilmiş, çeşitli altta da web sitesi var. Oraya tebliği imza etmiş kuruluş, kurumlar ve ülkeler de var. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar Türkiye'nin henüz burada bir imzası bulunmuyor uluslararası çalışmanın içinde. Bunu bir işaret olarak göstermek. Ulusal çalışmalar da var. Az evvel hocamızın belirttiği gibi ulusal deprem stratejisi ve eylem planının içinde bahsedilen çalışmalar söz konusu ve burada stratejiler, riskli birey grupları için özel düzenleme yapılmasının sağlanması gibi burada açıklanmış. Bir başka hocamız Gül Yücel Hoca'nın aslında bir gene bu etkinlik dahilinde sunduğu bir sunuştan almıştım bu slaydı. Gene onun kendi yaptığı özellikle bu konuda tez yapmıştır. O yüzden de onu da işaretlemek isterim. Böyle bir tablolaştırmış. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın içinde çözüm ortakları kimler? Destek çözüm ortağı gibi bir haritalama söz konusu. Bu çok kıymetli bir çalışma. Daha büyüğü yapılması gerekebilir. Özellikle de konuştuğumuz engellilik alanı içindeki o alt birim, gene Şerif Hoca'nın çok dikkatle işaret ettiği bu grup içinde yapılması lazım. Peki ne olacak? Ben özellikle böyle bir toplantıya katıldığım için çok mutluyum. Nedeni de gelen kişilere baktığımda AFAD Eskişehir dendiğinde ooo dedim Baran'la tartışırken, o kadar çok şeyler yapmış ki bizden bu çalışmaları muhakkak işaret etmeliyim. Detayına girmeden özel gereksinimli bireyler için deprem araştırması
yapılmış vaziyette. Bu özel gereksinimli bireyler için henüz daha yayınlanmamış. Hoca bittiğini söyledi toplantıda ama henüz daha ilgili kurumlar paylaşmadığı için bunu bilmiyoruz. Özel gereksinimli bireyler depreme hazır mı sorusu Türkiye için bir durum ve gereksinim tespit çalışması başlığı altında. Eğer yanlış değilse hocanın ismini de vermek isterim grubu ile birlikte ama bütün hocaların ismini almadığım için hata yapmak istemem. Onur Kurt Hoca ve ekibi hatırladığım kadarıyla. Afetlere karşı engelleri birlikte aşalım eğitim projesi, bu uzaktan eğitim az evvel Murat Bey'in bahsettiği ve ben de bu YouTube kaydını dinleyerek de bu web sitesine gidip ben de bunu denemeye başladım ve gerçekten de çok başarılı bir çalışma. İnşallah daha yaygınlaşır diye umut ediyorum. Herkese incelemesi için de. Sonra aynı toplantıda Mimar Hanım bunu bahsetmişti. Yeşim Hanım'dı galiba. Evet, bahseden bu projenin kendisini. Dediği şuydu. Erişebiliyorsam güvendeyim diye. If Accessible I'm Safe projesiydi. Bu gene Eskişehir Afet ve Acil Durum'dan çıkmış bir çalışma, ortaklaşa bir çalışma üniversiteyle birlikte. Bu acil durum konteynerin ama daha çok engelli ve ailelerinin içinde rahatlıkla kullanabileceği bir şey. Ben bunu TRT Haber'den artık bilgisini almıştım. Web sitesini paylaştığınız için teşekkür ederim. O toplantıda gene afet bilincini arttırıcı çalışmalar, web sitesinin engelli dostu haline getirilmesi, simülasyon merkezi ve personel eğitimi, özellikle incinebilir gruplarla iletişim kapsamında diye bu konular da geçti. Bir diğer konu aslında enteresan. Ben biraz da haritalama yapmak istedim. Elimizde ne var? Yani bu bahsettiğimiz helvanın malzemeleri ne var? Önüme bir süt çıktı. Kimisi helvayı sütle de yapıyor. İş sağlığı ve güvenliği üzerine iş yerlerinde acil durumlar hakkında bir yönetmelik ve bunun risk değerlendirmesi yönetmeliğinin içinde 10. maddede özel önlem alınması özellikle engelli çalışanlar için diye ve kendilerinin 2016'da engelli çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği rehberi hazırladığı bilgisi var. Bu rehberler önemli çünkü şimdi en son sizinle paylaşacağım şey ise Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler'di ismi. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değişen bakanlığın 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi diye bir çalışma. Vizyon belgesi dediysem bu bir aslında eylem planını da içinde gösteriyor ve 8 tane ana eksen belirlemişler burada. Erişilebilir toplum, işte hakların korunması, adalet, sağlık, iyilik, kapsayıcı eğitim dediğim gibi, ekonomik güvence, bağımsız yaşam, uygulama ve izleme ama belki 7. Sırada olan afet ve insani bakımdan acil durumlar da aslında bunun içinde el atacakları bir konu olarak bu haritanın içine işlenmiş vaziyette. Eylem planları ve kitapçık henüz paylaşılmadığı için tam detayında bu bilgiyi veremiyorum ama bunu söylememin kastı da savunuculuk açısından bu fikirleri nereye geldiğini kontrol etmek açısından da bir nokta. Bu da okuduğum, daha doğrusu dinlediğim çalışmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aslında afette engeller için ne yapması gerektiği ile ilgili bir rehber çalışması da yapmak istediğini o günkü gelen STK'lar ve kurumlarla paylaşmıştı ve bundan sonraki hedefleri 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin altında Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda rehber çalışmasının olacağıydı. Sonuç olarak toparlamak istersem aslında hocanın belirttiği gibi risk azaltma öncelikli çalışmalar, çoklu tehlike analizleri, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çok önemli. Bilgi sistemi, afet için kullanılabilirliği çok. Evrensel tasarım, yapı üretim süreci ve denetimin içinde muhakkak bu gözden geçirilmeli. Afet eğitimi başlı başına en önemli. Hatta burada bahsettiği gibi hocanın yani eğitimcilerin eğitimi söz konusu burada. Sadece ilkokul veya çocukların hocalarının değil, yüksek öğretimde de inanın o başımıza deprem geldiğinde birinci sınıf öğrencileri biz öyle tavuklar gibiyiz, anneler gibi bizlerin ne yaptığını izlediğini fark ettim ve bizi röper aldılar ki yeni binaya da bizim kadar çok iyi bilmiyorlardı binayı aslında. Başarılı uygulamalar için
Bu çerçeveyi gösterip bununla sonlandırmak istiyorum. Bu bir başka yurt dışında Avrupa Birliği'nde yapılmış bir çalışmadan. Bir başarılı uygulamanın birkaç ayağının olması gerektiği ve bir proje sürecinin içindeki farklı davranışlarla olması ve bu çerçeveyi oluşturması açısından önümüzü açabilir diye düşündüğüm için bunu paylaşmak istiyorum. Bir kere siyasi taahhüt, koordinasyon ve süreklilik, ağ oluşturma, stratejik plan yapma, bilgi yönetimi, kaynaklarının belirlenip optimizasyonu sağlanması ve iletişim diye başlıklar altında. Sanırsam biraz küçük olmakla birlikte orijinalini şu altta bahsettiğim kaynaktan İngilizcesini bulabilirsiniz. Bu aşamalar neler olabilir? Farkındalık çalışmaları olabilir. Başlangıç, planlama. Ben İngilizce inception demeyi daha iyi buluyorum. Nedeni de tasarımcılar da onu bilirler ki kafadaki plan daha henüz çizime dönüştürülmemiş bu nokta. Geliştirme, uygulama aşaması. Sağlamlaştırma yani pekiştirme diye aşamalardan bahsedersek siyasi taahhüt diyelim matrisinin içinde hükümeti aktif olmak için bu konuda motive edici çalışmalar yapmak farkındalığın içinde. Uygulama sürecine başlamaya karar verme başlangıç noktası. Resmi ve yetki görev tanımlama, uygulamaya geçme ve geliştirme aşaması. Sağlamlaştırma ise bütçelendirme konusunun sistematik olarak ölçümünün yapılması. Yani sürekli olarak bu noktada o bütçenin sürdürülebilirliği açısından projelerin devam ettiğini kontrol etme. Bu tamamını yaparsam herhalde diğer arkadaşlara ve hocalarıma da ve konuyla ilgili deneyimlerini aktaracak kişilerin de kıymetli deneyimlerini paylaşması açısından da geri kalacak. Nasıl olsa bu bir ekran. Belki ekran fotoğrafı alarak veya orijinal kaynağa giderek de daha detaylı bunun her kademesi çalışılabilir. Şunu gördüm, biz böyle bir haritalama şu ana kadar yapılmış çalışmalar içinde yaparsak aslında böylelikle bugüne kadar neredeyiz? Ne yaptık? Ne geri kaldı? Nerede eksiğimiz var? Nasıl bunu bütünleriz? Bütün bir çerçeve içinden bakarız ve neresinde kimin payı olur? Bu çerçeve tabii ki de bir genel çerçeve. Bu her küçük yaptığın kutucuğun içinde de bir ayrı çerçeve oluşturulabilir ama bir bütün içinde yaptığımız çalışmaları değerlendirebilirsek aslında kaynaklarımızı da daha uygun kullanıp yaptığımız çalışmaların da sürdürülebilirliği olur, sürekliliği olur diye söylemek istedim ben. Ve burada bitirmek istiyorum sunuşumu. Umarım vakti çok yemedim Baran ve seni strese sokmadım. Yok estağfurullah hocam, ne demek yani sizlerin anlattıkları her gün cümleye, her dakika bizler için çok önemli. Çok önemli bilgiler. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu noktayı da bahsetmeden geçemeyeceğim. Sayın Şükrü Sürmen hocamıza da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisinin özel gereksinimi bireyler için çevre tasarımı dersleri açıkçası. Bu erişilebilirliğin ülkemizde bir nevi başlangıcı, bir nevi doğayan bizler için çok önemli, çok değerli yaptığı çalışmalar. Hala daha vefatının ardından bu kadar zaman geçmesine rağmen hala onun yaptığı çalışmaları baz alıyoruz. O yüzden tekrardan burada bahsetmeden olmaz. Size de çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten bizleri de kırmıyorsunuz. Her seferinde bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar, anlattıklarınız bizler için çok değerli. Hem bize farklı bir bakış açısı kazandırıyorsunuz hem de açıkçası doğru bir bakış açısı kazandırıyorsunuz. Bu açıdan da size çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir de buradaki topluluğun aslında disiplinler arası olduğunu da bilerek buradan herkes cebine bir şeyler alacaktır. Mimarlar, tasarımcılar, uygulamacılar, herkes alacağını düşünerek de bir kapsayıcı şey yapmak istedim. Ama bence bir kişiyi daha burada analım. Madem Şükrü Sürmen Hoca'yı Allah rahmet eylesin diyoruz. Ramazan Baş Bey de aslında aktivist yönüyle de ve medyayı çok iyi kullanmasıyla da ben biraz o anlamda vuruyorum ama Semra Hanım siz bayrağı devraldığınız için çok daha çok çok daha iyi yerlere getireceğinize de inanarak da çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Bu olduğunuz bile aslında çok kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ramazan Bey bizler için gerçekten çok değerli. Şimdi bir diğer konumuz olan Sayın Deniz Yılmaz'a söz vermek istiyorum. Tohum Otizm Vakfı Direktörü. Deniz Hanım buyurun.
Herkese merhaba. Ben de bir sunum yansıtmayla başlayayım. Aslında geçen sene yaptığım sunumu biraz daha farklılaştırarak bu sene bazı içerikler sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz daha olayı özel gereksinimli bireyler ve eğitmenleri ve aileleri bazında biraz ele almak istiyorum. Şimdi özel gereksinimli bireyleri biz hani fiziksel yetersizliği olan, sosyal etkileşim ve iletişim yetersizliği olan, görme yetersizliği, işitme yetersizliği olan bireyler olarak genel bir gruba ayırıyoruz. Ve bunun yanı sıra hani beyin hasarı, felç, Alzheimer hastalığı ve benzeri gruplarda yine bu özel gereksinimli bireylerin altında yer alıyor. Şimdi engellilik durumu kalıcı ya da geçici olabilir. Peki afet sırasında özel gereksinimli bireyler ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Şimdi bu özellikle depremlerde tekerlekli sandalyedeki bireylerin bu sıra ya da masaların altına girmesi pek de mümkün olmuyor. Bu en çok karşılaşılan zorluklardan biri ya da otizmli bir birey. Ya hocamın da söylediği gibi afet alanından kolayca tahliye edemeyebiliyorsunuz. Özellikle alıcı ve ifadeci dil becerileri henüz gelişmemiş, problem davranışta yoğun olan bireyler söz konusuysa o anda tahliye ekibinde olan biri olarak bu ebeveyn olabilir, öğretmen olabilir ya da bir uzman personel olabilir çok ciddi zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle çeşitli tahliye tedbirlerinin geliştirilmesi gerekiyor. İşte tahliye sorunlarına baktığımız zaman da en çok hareket zorlukları, yönlendirme zorlukları, tehlikelerin ve uyarıların algılanamaması gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Örneğin görme yetersizliği olan bir bireyin etraftaki işaretleri takip edememesi gibi bir sorunla karşılaşılabilir. Bunun yanı sıra diyelim ki bir yangınla karşı karşıyasınız ama tamamen bir işitme kaybı olan bir birey söz konusuysa burada da duymadığı için yine harekete geçmesi çok zor olacaktır. Bunun için acil müdahale koordinasyon planının muhakkak yapılması gerekiyor. Yani biz bu kişileri bu ortamlardan nasıl tahliye edebiliriz noktasında. Geçen seki sunumdan farklı olarak ben bu sene farklı bir şey ekledim buraya. Bunu çok önemli ve kıymetli buluyorum çünkü. Hangi özel gereksinimli birey olursa olsun, yani bu otizm olabilir, zihinsel yetersizlik, Down sendromu fark etmiyor. Afet öncesinde muhakkak bu çocuklara, bireylere, yetişkinlere kazandırılması gereken bir takım beceriler var. Şimdi buradan aslında nitelikli bir özel eğitime de ben işaret etmek istiyorum. Ülkemizde özellikle özel gereksinimli çocuklara sunulan eğitimin niteliği ve kalitesinde çok ciddi sorunlar var. Yani 18-19 yaşına gelmiş ancak henüz öz bakım becerisini kazanamamış, komutlara tepki vermeyen, bekleme davranışını daha henüz öğrenememiş çok fazla çocuk birey görebiliyoruz. Bunun sebebinin yalnız altını çizmek istiyorum. Bu çocuklardan kaynaklı bir durum değil. Bu tamamen bizim çocuklara ne öğretebildiğimizle alakalı bir durum. Yani yoksa çocuklar, yetişkinler hepsi bir şekilde öğreniyorlar. Özellikle komutlara tepki verme çok önemli. Komutlara tepki dediğim şey şu: gel dediğimizde gelmesi, git dediğimizde gitmesi, bekle, otur, bana bak. Bu tarz komutlar, koş gibi, örneğin özellikle afet sırasında kullanılacak yönergelerden bahsediyorum. Bunlar kritik yönergeler ve mutlaka çocuklara öğretilmesi gerekiyor. Yani özellikle biz otizmle çok sık karşılaşıyoruz bunu. Komutlara tepkide bulunmuyor çocuklar. Yani gel dediğinizde anlamadığı için, öğretilmediği için de size tepki vermiyor. Bekleme. Özellikle otizmde en sık karşılaştığımız sorunlardan biri afet sırasında ya da afet sonrasında Allah korusun ama çocuğun ebeveynlerine bir şey oldu ve bu çocuk yalnız kaldı. O afet koordinasyon alanından kaçabilir, gidebilir. Bu nedenle çocuğa bekle dediğinizde belli bir alanda, belli bir süre mutlaka beklemenin öğretilmesi gerekiyor afet öncesinde. Göz kontağı kurma ve adına tepkide bulunma yine otizm özelinde özellikle çok kritik bir beceri. Çünkü afet sonrasında bir uzman ekip müdahale ettiğinde bu çocuk eğer göz kontağı kuramıyorsa, adına tepkide bulunamıyorsa bu çocukla çok da iletişim kurması mümkün olmayacaktır. Bu noktada işte özel eğitim öğretmenlerine, ailelere gerçekten bu becerilerin öğretilmesi noktasında çok fazla iş düşüyor. Taklit becerileri çok kritik. Diyelim ki çocuk ebeveynlerini kaybetti, varsayıyoruz. Ve siz çocuğa bir şeyler yaptırmaya çalışacaksınız. İnsanoğlu taklit ederek öğrenen bir varlıktır ama özellikle yine otizm üzerine söylüyorum. Taklit becerileri ya çok sınırlı düzeyde ya da hiç yok. Özel eğitimde yine bu becerinin kazandırılması gerekiyor. Öz bakım en kritik becerilerden biri. Yine
afet sonrası bir alanda eğer bir çocuk elini yıkayamıyorsa, yüzünü yıkayamıyorsa, kendi kişisel bakımını yapamıyorsa bu da çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Bunlar bağımsız yaşam becerileri olduğu için de dikkat edilmesi gereken beceriler arasında. Nesne tanıma ve adlandırma çok önemli. Örneğin bir afet çantası hazırlıyorsunuz ve bu afet çantasının içindeki nesneleri tanıması, bilmesi, neyin ne işe yaradığını, nesnelerin işlevini biliyor olması yine çok kritik. Bu da öncelikli kazandırılması gereken beceriler. Deniz Hanım, çok ufak bir, kusura bakmayın biraz araya gireceğim ama sizin özeliniz, size özelinizde değil ama bütün konuklarımızdan bir ufak ricada bulunacağım. İşaret dil tercümanı arkadaşlarımız var. Onlar için birazcık daha yavaş tempoda gidebilirsek. Okay. Zamanımız var. Hiç, yani istediğiniz kadar vaktinizi kullanabilirsiniz. O konuda çekinceniz de olmasın. O arkadaşlarımızı çok fazla yormayalım istiyoruz. Tamamdır. Sizden biraz rica edeceğim. Tamam. Diğeri iletişim panoları. İletişim panolarında biz özellikle konuşma becerisi ya sınırlı düzeyde olan ya da hiç gelişmemiş çocuklar için kullanıyoruz. Şimdi çocuk kendini diyelim ki ifade edemiyor. Peki bir şey istediğini ben nasıl anlayacağım? Bunun için de bu tarz görsel panolar kullanıyoruz. Şimdi afet sonrasında normalde dijital kullanılıyor bunlar. Ama afet sonrasında sizin bunları dijital olarak bulmanız pek mümkün olmayabilir. O yüzden özel eğitim ortamında çocuğa istek bildirme, ihtiyaçlarını bildirme noktasında bu tür panoları kullanıyor olmak gerekiyor. Yine bu da benim internetten bulduğum güzel bir iletişim panosu. Sağ tarafta numaralar var. Sol tarafta işte acil durumlarla ilgili bazı kelimeler var. Kurtarma, acı hislerle ilgili. Yine bu sağ taraftaki panoyu kullanarak işte ailesinin telefonunu belirtebilir veya diğer taraftaki resimleri kullanarak acıyan bir yerini belirtebilir. Bu da örneğin bizim Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı'nda yayınladığımız bir materyal. Acıyı belirtmeye yönelik. Neresi ağrıyor dediğinizde çocuk ağrıyan vücut bölümünü buradan gösteriyor. Bu panoları eğitim portalımızdan ücretsiz olarak erişmeniz mümkün bu arada. Acı tablosu. Bunu da çok önemsiyoruz. Özellikle işte çocuklara işte kolun ne kadar acıyor, bana derecelendir gibi kullanılabilecek bir pano. Peki afet öncesi önlemlerde neler yapmak gerekiyor? Federal Emergency Management Agency'nin mümkün olan her yerde diyor özel gereksinimli bireylerin işte ve evde mevcut tehlikeleri anlamaları, her saha için en az 3 kişiden oluşan kişisel bir destek ağı oluşturmaları, acil duruma müdahale etme kapasitelerini tahmin etmeleri, bu konuda bir öngörü yapabilmeleri ve özel gereksinimli bireylerin bir etiket ya da bilezik takmaları gerektiğini öneriyor. Ki bunu biz de gerçekten acil bir durum olmasa bile bir çocuğun mutlaka bir bilezik ya da bir kart cebinde taşıması gerektiğini her zaman özellikle otizm üzerinde söylüyorum, öneriyoruz. Afet öncesi planlama stratejilerine bakacak olursak, buna hocalarımız da değindi. Hatta Kobe örneğini vermişti sanıyorum Şerif hocam. Çok çok önemli. Bu bireylerin tanımlanması, kodlanması ve yerlerinin belirlenmesi gerekiyor. Çok kritik. Ama bizim ülkemizde daha şu an 2002'den bu yana engelli bireylerin sayımına yönelik bile sağlıklı bir data yok elimizde. Öncelikle bu datanın alınması gerekiyor. Sonrasında bu kişilerin yerlerinin mutlaka adrese dayalı olarak belirlenmesi gerekiyor. Şimdi deprem ülkesiyiz. Çok büyük bir deprem de yaşayabiliriz. 99 depremi gibi. Yaşandıktan sonra kim nerede ne bileceğiz. Örneğin bir otizmli birey bir çöküğün altında, göçüğün altında kaldığında şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Eğer ifade cidil yoksa veya komutlara tepki vermeyi bilmiyorsa. Diyorlar ya hani sesimi duyan var mı diye kurtarma ekibi bağırıyor. Eğer çocuk komuta tepki vermeyi bilmiyorsa sizin onu duymanız orada mümkün değil. Anlamayacaktır çünkü sizi. O yüzden yer belirlemesi gerçekten çok kritik ve önemli. Özel gereksinimli bireylerin planlama aşamasının mutlaka sürecin içinde olması gerekiyor. Bilişsel kapasiteleri doğrultusunda önlemler alınması gerekiyor. Yine özel gereksinimli bireylere yönelik organizasyonlara katılım sağlama, acil durum planları ve müdahale süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlama çok kritik. Ve acil durum planlamasının bir parçası olarak da özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu örgütleri daha dirençli, daha savunuya yönelik çalıştırma noktasında destekleme çok çok önemli. Afet risklerine baktığımızda afet sonrası özellikle dışlanma, bilgi erişim sorunları, sağlık hizmetlerinin aksaması, hassas sağlık durumları özellikle hastalık gruplarında, sosyal destek ağlarının çökmesi ya da fiziksel engeller gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin Japonya'daki depremde
tsunami ilişkin raporlar özel gereksinimli bireyin olası bir afet anında diğer bireylerden iki kat daha fazla yaralanma ve can kaybı riski altında olduğunu gösteriyor. Andaman Adaları'ndaki tsunami'de de 700 bedensel engellinin tümü yüksek bölgelere ulaşmak için koşamadıklarından ötürü hayatlarını kaybediyorlar. İşte bu öncesinde önlemler almak bu kişiler için gerçekten çok kritik ve önemli. 94 yılında Kaliforniya'da gerçekleşen depremde de işitme yetersizliği olan bir kişi acil durum ekibinden hiç kimsenin işaretleri bilmemesi nedeniyle çadırı terk ediyor. Yani dediğimiz gibi bu destek ekiplerinin oluşturulması kritik. Bu veriler önemli. Özel gereksinimli bireylere yönelik afet sonrası sonuçları gösteriyor. Yaralı sayısı çok fazla, toplam zarar inanılmaz fazla ama özel gereksinimli bireylere dair maalesef hiçbir bilgi yok afetler sonrasında. Bu da önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bireyler için şimdi afete hazırlıklı olmak noktasında önce alınacak önlemler, afet sırasında yapılması gerekenler, sonrasında yapılması gerekenler ve buna yönelik olarak eğitim programlarının oluşturulması gerekiyor. Afet bilinci ve eğitimini özel gereksinimli bireylerde çok önemsiyoruz. Nedir bundan kastımız? Yani bir çocuğa öncesinde eğitim vermek sürekli olarak tatbikatını yaptırmak. Ama benim çoğu okulda gözlemlediğim bir anekdot paylaşmak istiyorum. Afet eğitimi veriliyor. Bunun için bir organizasyon yapılıyor. Bir ders, etkinlik tarzı bir şey yapılıyor. Ama tatbikatlar unutuluyor. Örneğin deprem oluyor. Ya da yangın çıktı işte. Yangın alarmının devreye sokulması gibi. Bunlar bir iki kere değil, yıl içerisinde çok sık tekrarlarla yapılması gerekiyor. Çünkü özellikle zihinsel yetersizlik eşlik ediyorsa çocukların bunu unutması söz konusu olabiliyor. Özel gereksinimli bireyler için afete tepki sırasında önce durumu fark etmelerini öğretmek, durum değerlendirmesi yapmak, ikinci şahıslara bunu mutlaka iletmek, yardım çağrısında bulunmak, müdahale etmek ve bu durumdan kaçıp kurtulmayı öğretmek gerekiyor. En önemsediğimiz şeylerden biri, özellikle yine otizm ve zihinsel yetersizlik bazında söylüyorum, iletişim cihazlarını kullanmayı öğretmek gerekiyor çocuklara. Bunlar çok ikinci planda bırakılan beceriler. Hani şu çok söyleniyor, bunu üzülerek söylüyorum. Ya ben bu çocuğa yönergeyi öğreteyim, eşimi öğreteyim de bunu da kullanması olur. Hayır, değil. Yani bir deprem sırasında nasıl biz birbirimizle bu kadar hızlıca haberleşiyoruz? İşte internet tabanlı uygulamalar üzerinden, değil mi? Yerimizi bildiriyoruz. İyi misin? Neredesin? O anda birbirinizi de kaybedebilirsiniz. Bu nedenle mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Yine Tohum Otizm Eğitim Portalı'nda biz İzmir depreminden sonra böyle bir çalışma yaptık Tara Tüşel'le. Bir deprem sosyal öyküsü geliştirdik. Sosyal öykü özel eğitimde kullanılan bir yöntem, teknik. Bu depremle ilgili oluşturulmuş sosyal öyküye yine portaldan ücretsiz olarak erişmek mümkün. Aynı şekilde yangın tatbikatı için bir sosyal öykü oluşturduk. Buna da portaldan ulaşabilirsiniz. Simülasyonlar çok önemli. Ben özellikle çocuklarla çalıştığım dönemde bunun çok çok faydasını gördüm. Yaşayarak öğrenmenin yerine hiçbir şey tutmuyor çocuklar açısından. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aile afet hazırlığı ve afet planı için yapılması gerekenlerin bir işte bu tarz şablonlar kullanarak checklistler yapılması çok önemli ve bunun çocukla yapılması önemli. Özellikle AFAD'ın geliştirmiş olduğu bu çocuk acil durum bilgi kartı AFAD'ın web sitesinde var. Bu mutlaka çocukların çantasına ve özellikle cebine bir yerine mutlaka konulması gerekiyor, taşınması gerekiyor PVC'lenerek. Afet çantası bu. Yani genel bir gözlemi söylüyorum bu noktada. Çok önemsenmeyen bir şey ama iki damla suyun bile ne kadar kritik olduğunu İzmir depreminde gördük. Ya da bir lokma yiyeceğin bile ne kadar kritik olduğunu 36-38 saat sonra enkazdan kurtarılan çocuklardan gördük. Bu çantayı çocuklarla birlikte hazırlamak ve içindekileri kullanmayı öğretmek yine çok çok kritik. Evde tehlike avı yapmak çok önemli. İşte çocuklarla birlikte bak ne düşer ne düşmez, hadi gel bunları birlikte seninle organize edelim gibi. Bunun içinde bu tarz şeyler var, checklistler var, güvenli yaşam, oradan bunları edinebilirsiniz. Acil durum telefonlarını mutlaka öğretmek ve buna raporlama yapmayı öğretmek yine çocuklara çok kritik. Yani sen 112'yi aradığın zaman ne diyeceksin? Ya da itfaiyeyi aradığın zaman ne diyeceksin? Nasıl rapor edeceksin durumu? Bunu öğretmek gerekiyor. Sonuç olarak özel gereksinimli bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, afetlere müdahale ile ilgili personele özel gereksinimli bireyler ve iletişim konusunda eğitim verilmesi çok önemli.
İşte kullanılan ekipmanların bireylere uygun olması, uygun barınakların oluşturulması bu çocukların. Acil durumlarda nasıl davranması gerektiği noktasında çocuklara yine eğitim verilmesi. Afet yönetiminden sorumlu kurum personeline yine eğitimli ve deneyimli sosyal hizmet uzmanlarının dahil edilmesini çok kritik görüyorum. Özellikle ben bunun altını çizmeden geçemeyeceğim bitirirken. AFAD Eskişehir gerçekten bu sene çok çok güzel bir proje başlattı. Biz de bunun partnerlerinden biriyiz Down Sendrom Derneği ile birlikte. Özellikle FİMA'nın web sitesinde çocuklara yönelik çok güzel içerikler var. Oyunlar, etkinlikler falan bu afetleri anlamasına yönelik. Bunun benzerinde Türkiye'ye yapılacak olması gerçekten çok çok kıymetli. Bir kaynağın oluşturulacak olması çok çok önemli. Bu nedenle ben de bu projenin çıktılarını işin açıkçası heyecanla bekliyorum. Hazır fırsat doğmuşken aslında Eskişehir AFAD'ı da buradan tebrik etmek istiyorum. Emeklerine sağlık diyerek ben sunumumu burada bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım biz teşekkür ederiz. Tohum Otizm olarak bu tarz etkinliklerde sürekli bize destek veriyorsunuz. Özellikle otizmli bireyler açısından bakış açımızı mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyorsunuz ve yaptığınız çalışmalar gerçekten bizler için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum size katılımınız için. Tekrardan sunumunuz için de çok teşekkürler. Yaptığınız çalışmaların aslında ne kadar değerli olduğu da o sunum içerisinde ayrıca bir şekilde görülmüş oluyor. Şimdi bir diğer konuma geçmeden önce ufak bir video izletmek istiyorum. Çünkü buna en azından kendisine borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Enes Bey paylaşabilirsiniz. Bir saniye. Evet. Enes Bey, sesiniz kapalı, yani sesinizi açmanız lazım. Baran Bey, sanırım ses paylaşımı yapılmadı ekran paylaşılırken ama ondan dolayı ses bize gelmiyor. Sesi de bir yandan açabilirsek. Evet, şimdi paylaşım yaparsanız gelecektir. Ben Ramazan Baş, 1983 yılında deniz kadrağı geçirdim. Ve o günden bu yana tekmek sandalye kullanıyorum. Ve başkalarına bağımlı yaşıyorum. En çok bağımlı olduğum kişi halde. Ve biz hareket kısıtlılığı olan insanların en çok korktukları şey doğal afetlerde yalnız kalmak. Annem beni kaza geçirdiğinden beri nişanlı bıraktı. Neredeyse kendi hayatını bana alındı diyebilirim. O büyük depremlerde de yanımdaydı. Bir tanesinde gece yarısı depreme yakalandık. O bana sarılarak ısrarlarıma rağmen beni terk edip apartmandan dışarı çıktı. Bir depremdeyse dışarıdaydı. Çok uzun bir yerde olması, çok uzak bir yerde olmasına rağmen koşa koşa eve geldi. Nefes nefese neredeyse panik halinde yine bana sarılarak ağlamaya başladı. İşte bu çaresizlikleri önleyebilmek için önce doğal afetlerde engellerle ilgili önlemler, tedbirler almak. Ben bugüne kadar birçok göz önerdim. Umutlan yerlerde afet koordinasyon merkezlerinin ekiplerine engelleri yaşadığı yerlerle ilgili bilgileri en yakın kişilerden ekipler oluşturmak ve hangi engel grubuna nasıl müdahale edeceği önceden çok iyi planlanmalı ve hazırlanmalı. Yaşadığı yerlerde ev içindeki eşyalar sabitlenmeli, tehlike yaşanmalı. Şu anda ben yatağımızdan yaşayan birçok Ramazan Bey bizler için çok önemli, çok değerli bir büyüğümüzdü, bir abimizdi. Bu etkinlikleri yapmayı planladığımızda ilk olarak kendisine gittik, kendisiyle görüştük. Aklınıza sığınarak Ramazan Bey diyemiyorum, Ramazan abi diyeceğim. Çünkü kendisi engellilerle ve özel gereksinim bireyleriyle ilgili ne konu olursa olsun, en ufak bir tuğla dahi koyulacak olsa o kadar içten, o kadar samimi, o kadar cansıparani bir şekilde yardıma koşuyordu ki Bey diye hitap etmek açıkçası biraz
samimiyetsiz geliyor. O yüzden Ramazan abi diyeceğim. Bu etkinlikleri ilk yaptığımız zaman direkt kendisini aradım. Tabii Barancığım dedi, elimden ne geliyorsa, kendisi gelemediği zamanlarda, hasta olduğu zamanlar oldu, zor zamanlar oldu, yine de bizi hiçbir zaman kırmadı. Her seferinde geldi burada, yaptıklarını, düşüncelerini, o yüce bilgilerini bize anlattı. O yüzden kendisine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak gerçekten az geliyor. Mekanı cennet olsun. Gerçekten sadece bizler için değil, tüm insanlık için bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Umarım ondan aldığı bayrağı da Semra Hanım çok da yani mümkün olduğunca ileri götüreceğini düşünüyorum. O yüzden bir diğer konumuz Tohum Otizm, Omurilik Felçleri Derneği yeni başkanı Semra Çetinkaya veriyorum. Semra Hanım buyurun. Hemen ben sunumu açayım bir dakika. Tabii. Evet, öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum tekrar. Ramazan'ı karşımda canlı canlı görünce çok şey oldum tabii ki. O benim 26 senelik kader arkadaşımdı. Biz birlikte derneği kurduk. Ramazan mikrofonu çok severdi. hep böyle çok enerjik konuşuyordu. Beni unuturdu yanında. Ben Ramazan beni unutun derdim. Şimdi Ramazan gitti, mikrofon bana kaldı. O kadar boşluktayım, o kadar zordayım. Böyle kolum kanadım kırıldı. Ben size Ramazan daha önce de dediğim gibi bu platformda birkaç sefer Sevsel kullandı. O yüzden onda bütün hazırlıkları İstanbul'daydı. Ben şu anda Sapanca'dayım. Yani İstanbul'da değilim. Ve kendi sunumum üzerinden biraz da Türk Omurilik Felçleri Derneği'nde bugüne kadar neler yaptık, hangi hizmetleri sunduk, bunları paylaşmak isterim. 17 Ağustos'ta ben de yeni omurilik felçlisiydim. Ben bir trafik kazasından sonra omurilik felçliyim. Ve oradaki çaresizliğimi hiç size anlatamam. Çünkü ben tekerlek sandalyemi yatağımın yanında bırakmazdım, onu görmek bile istemezdim. Ancak deprem anında ben duymadım bile o şeyi. Bakırköy'de giriş katta bir evde oturuyorum. Dışarısı tamamen demirlerle kaplı ve sokak kapım apartmanın tamamen direkt dışında. Yani ben bir balkon kapısını sokak kapısı yaptım, çelik kapı. Kızım geldi, anne kalk, anne kalk diye beni zorla tekerlek sandalyem aldı. O kadar sallanıyor, o kadar gürültü vardı ki, ama sokak kapımızı açamadık. Çünkü apartmanın tamamen yükünü taşıdığı için açamadık. Camdan dışarıya çıkma ihtimalimiz yoktu. Tamamen demir kapılarla kapalıydı. O çaresizliğimi gerçekten hiç unutamıyorum. Ben size hemen öncelikle bir kendi sunumumuzdan başlayaraktan daha sonra afetle ilgili de çok affedersiniz. Şöyle geçsem. Burası bakın bizim Türk Omurilik Felçleri Derneğimizin genel merkezi Ataköy'de yerimiz. Türk Omurilik Felçleri Derneği kuruluşundan bahsetmek istiyorum size. 98 yılında Ramazan'la beraber kurduk derneği. Ve 7 tane omurilik felçli arkadaşımız vardı. Derneğimizin kurucu başkanı Profesör Doktor Şafak Karamehmetoğlu dedi ki, ben derneği kururum ama derneğin yönetimi muhakkak omurilik felçleri olmalı. Çünkü onlar bu durumu biliyorlar. Onlar da sorununu çözeceklerdir. Rahmetli Şükrü abim de, Şükrü Sürmen'di. O zaman ilk tanıştığım engellilerdi ki ben yeni omurilik felçliydim. Benim için sadece yürümekti esas. Ben böyle sizin gibi karşınıza konuşamayan insandım. Oysa onlar artık projeleri konuşuyorlardı, hayatı konuşuyorlardı. Benim için çok iyi rol model oldular. Demek ki insan yürümese de ben buradayım, ben çalışabilirim, üretebilirim'i onların enerjisiyle aldım ve tekerlek sandalye kullanmanın dezavantajı değil, avantajı çevirmeyi öğrendim onlardan. Ama rol model olarak kadın yoktu karşımda, hep erkekler vardı. Gördüğünüz gibi ben biraz böyle süslü kadınım. Kadın olmayı seviyorum, sürmeyi seviyorum, anne olmayı seviyorum. Ve ben de buradayım, size hizmet edebilirim, insanla dokunabilirim ve öğretmek benim için çok çok değerliydi. Başta omurilik felçleri olmak üzere diğer engel gruplarında hem tıbbi hem mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözümlemekle ilgili ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmekteyiz.
Bizi kimler temsil ediyor? İstanbul'da sadece Beykoz'da bir şubemiz var. Diğer illerde temsilciliklerimiz var. Aynı zamanda kamu yararına dernek ünvanımız var 2004 senesinden beri. Bunu çok severek sürdürmeyi seviyoruz. Çünkü hesap verebilir ve şeffaf olmak bizim için çok değerli. Biraz önce bahsettim size. Semra Çetinkaya kimdir? Ben 94 senesinde bir trafik kazası sonrası OMÜK fensi oldum. O zaman gençtim, sağlıklıydım, güzeldim. Benim başıma bir şey gelmez diye düşünenlerdendim ki. Hep bunu söylüyorum. İnsanlar diyor ki hala çok güzelsin. Buna ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Bir iş kadınıydım ben. Ve sigorta janteliğim vardı. Kendime hayat sigortası bile yaptırmamıştım. Birçok insan gibi benim başıma bir şey gelmez diye düşünenlerdendim. İstanbul'dan Adana'ya 2-3 tane fabrika vardı. Benim yaşımdaki insanlar bile Ayva diye televizyonlar vardı, Ayva markalar. Bunlar Japonya'dan gelirdi. Adana'da 3 tane fabrikada montajı sağlanırdı. Bu üzerine gitmek üzere yola çıktım Adana'ya. Yolda hatırladığım öğlen saatlerine yapılmış bir kazaydı. Adana Mersin levhasını duyduğumda cep telefonu olmadığı için araç telefonu, arkadaşlar merak etmeyin biz bağladık diye o kadar emin bir ses tonundan telefonu kapattım. Bundan sonrasında tekrar bir şey daha hatırlıyorum. Bizi yolda trafik polisi durdurdu. Çünkü bende de arkadaşımda da emniyet kemeri takılı değildi. Biz cezayı ödedik emniyet kemeri takmadığımızdan dolayı. Hatta şakalaştık bile memur beyler ve pantolon kemerimizi gösterdik. Memur beyler de şaşırdı ama biz bu şekilde yola devam ettik. Yolun devamında alamadığımız bir ölüm virajı. Uçurumdan aşağı yuvarlanmışız. Arkadaşımda kemer olmadığı için direkt arabanın dışında ölü bulunmuş. Ben de arabanın içinde çok ağır hasar almışım. İşte birçok organımda ama en önemlisi sırtımdaki omurga yapımından hasar almışım. Omurgam kırılmış. 33 tane kemikten oluşan ve aralarında diz denen yastıkların sayesinde esneyebildiğimiz ama en önemlisi içinden geçen böyle dura denen bir zarın içinde orta parmak kalınlığındaki omuriyi korumak. Şimdi omurga kırıldığı zaman eğer doğru taşımazsa kişi, boynu sabitlenmezse, sırtı sabitlenmezse, çekerek çıkartılırsa, karga tulumba taşınırsa, oturtarak götürdüğü zaman işte o kırık kemik maalesef omuriliği kesebiliyor, hasar verebiliyor. İşte ondan sonra da gerçek felç, hayatın tamamen en zirvesindeyken en eksile düşebiliyorsunuz. Benim seviyem torakal 4, sırt seviyesi göğüs altından sonra. Ramazan Bey'inde daha zordu tabii durumu. 12 denizde balıklama atlamadan dolayı boynu kırılmıştı ve parmaklarını da kullanamıyordu. İlk defa ben onu gördüğümde inanamadım. Yani insanlar sadece benim gibi bacağım felç olabileceğini düşündüm. Oysa omurilik felcin boyun kırığı çok daha zor. Parmaklarını kullanmadığı için çok daha fazla insana muhtaç. Tabii ki çok zor bir süreç yaşadım. Allah'ım neden ben ne yaptım, ben ne suç işledim, bu benim başıma geldi dedim. Ve çocuklarım bir zaman annem babam oldular. Onlar bir şey yapamadıkları zaman onlara annenin terliği vardır ya, o terliğin yanında elimde ilaç mı var, işte kumanda mı var, Allah kahretmesin, siz yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz, işte yemeği pişiremediniz. Böyle onlara isyan ettiğim zaman bir gün kızım karşıma çıktı. Anne dedi, sen de hiç anneni yoğun bakım ünitesinde bekledin mi? Hiç ameliyat kapısını bekledin mi? Bir sene ne kadar bekledik dediğimde kızım 11 yaşındaydı, oğlum 7 yaşındaydı. Ben onlardan doktor olmasını bekledim, mühendis olmasını bekledim, tamirci olmasını bekledim. Ama onlar sadece 2 tane çocuktu. İşte o şamar benim tekrar Allah'ım neden ben sorusunu bulmama sebep oldu. İşte Ramazan Bey'le birlikte o derneği kurduğumuzun amacı, başta omurilik felçli olmak üzere tüm engellere dokunacağız, onların sorunlarını çözeceğiz. Devletle işbirliği yapacağız, bakanlıklarla, üniversitelerle, belediyelerle. İşte o zaman Tekel Sendai'de otururken ben Semra Çetinkaya sıfatını kaybetmişken tekrar bir kadın olduğumu, insan olduğumu, ürettiğimi insanlara gösterirken o bayrak taşıdığımı gördüm. Tam tersine Cenab-ı Allah'tan gelen bir lütuftu bu bana. İşte o bayrağı bundan sonra daha ileri taşımak için sizlerin de desteğe ihtiyacım var. Omurga nedir? Omurilik felci nasıl oluşuyor? Hemen kısa bahsetmek istiyorum. Bu sol tarafta gördüğünüz
önden omurganın 33 tane kemikten oluşması, yandan S şeklindedir ve sırttan bu şekilde kemiklerimiz sivri sivri oluşmaktadır. Hemen omik felci nasıl olduğu konusunda bahsetmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim işte trafik kazaları, işte görüyorsunuz bu çarpmalardan, yanlış tutulmalardan, yanlış itmelerden. Biz derneği kurduktan sonra hemen bir ekip kurduk. Operatör Doktor Cengiz Türkmen'le birlikte. O hastanede fark etmiş ki çok fazla engelli var. Omurilik felsi var rehabilitasyon merkezinde. Benim hikayemi öğrendikten sonra içinden çok güzel mesajlar olacaktır Semra dedi. Senin gibi çeşitli sebeplerden omurilik felsi olmuş arkadaşlarına benimle buluştuk. İşte sığ suya balıklama atlama, iş kazası, sportif yaralanmalar, silahlı yaralanmalar ve bazı hastalıklar. Bu hikayelerinden ben size eğiteceğim anatomi konusunda ve topluma şunu öğreteceğiz. İlk yardımı bilmiyorsan dokunma. Çünkü yanlış ilk yardımdan dolayı kalıcı sakatlıklar yaşadık. O yüzden bu çalışmalarla binlerce, belki milyonlarca insana ulaştık. Anaokulundan üniversitelere kadar insanlara ulaştık, üniversitelere ulaştık. Topluma lütfen emniyet kemerinizi takın. Sığ suya balıklama atlamayın, iş güvenliğinizi sağlayın, ani hareketler yapmayın gibi gibi hikayelerle beraber omurilik felci önlemek esas amacımız ve daha sonra toplumun bu konuda bilinçlenmek lütfen dokunmayındı. Peki sokakta niye engelli göremiyoruz? İşte buradaki sayfamızda bütün bu biraz önce Göksel Hocam'ın da bahsettiği aslında yasalar hepimiz için hak savunuculuğu başlığında bizi koruyor, bizi dokunuyor. Bize de herkes için yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir alanlar sağlıyor. Fakat maalesef mevzuatta olan bu şeyi gerçek hayatta göremiyoruz. Burada engellendi.com diye bir site benim kızım tarafından kuruldu. Türk Omurilik Felci Derneğimize hediye edildi. Hemen size şu alttaki resimlerden göreyim. Sizler de bunu çok sokakta görüyorsunuzdur. İşte hemen sol tarafta bir otopark. Ama saygısız bir insan tarafından burası işletmeye çevrilmiş. Burası normalde engelli bir kişinin arabasının park edebileceği bir alan. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi görme engelliler için kılavuz yol. Bu yollar dikey olduğunda görme engelli arkadaşım kör asandan bu yolda güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirsin. Bu işaret bu. Ama yine saygısız bir insan gelmiş buraya arabasını park etmiş. Görme engelli bir insan maalesef kör asasından bu yol ilerlediğinde tekrar bir sakatlık yaşanabilecek fotoğraflar var. Bu burada engellen.com çok fazla ödül alan bir site. Gerçekten çok önemli şeyler, ödüller aldı. Oysa biz bu engelleri kaldırmak için arkadaşım bakın, burada bu engeli koymuşsunuz. Bu bakanlık olur, sivil toplum olur, ne bileyim özel sektör olur. Lütfen bu engeli birlikte kaldıralım diye aslında engeller kanunun da bu maddesi olan bir yer. Biz dava açmıyoruz onların. Diyoruz ki ya gelin beraber kaldıralım. Kaldırdığı noktada hemen İsmail işaretinden onlara teşekkür ediyoruz. Ama bu sokaklardaki engellerden dolayı gerçekten sokakta engelli göremiyorsunuz. Bir sinema bileti aldığınızda kaç engelli sizi aynı sırada ya da bir bankada ya da bir pazarda ya da sokakta herhangi bir sosyal yaşamınızda yoklar. Çünkü onlar çoğu evlerinde bizim gibi inadını yaşamayıp ya ben sokağa çıkınca bana insanlar gülüyor işte yardım dilemek zorunda kalmak bunları olmak istemiyorum dedikleri noktalarda işte bu engel burada engel noktası sitesine siz de lütfen çok katkı sağlayabilirsiniz. Dışarıda Mazgal, Oluk, işte yüksek geçit, bazı üst geçitler bize paylaştılar ki bir taraf asansör koymuşlar, diğer tarafa koymamışlar. Yani çıkıyorsun, çıkmayıp aşağı iniyorsun. Böyle kafalarla uğraşıyoruz maalesef. Bizim kaynaştırma projelerini çok seviyoruz. Benim de çıkarması mesela bu çok güzel bir teklif değil mi? Çok çocuklarımız var, engellilerimiz var. Diyoruz ki onlarla bizden buluştukları zaman bizim bir formumuz var, bunu doldurmak ister misin? Hayal ettiğin hikaye ya da düşündüğün ya da
yapmasını yani yapılmasını istediğim bazı şeyler var mı dediğimizde, işte benimle çıkar mısın proje, bu ayakta çok güzel hizmet veriyor. Çünkü bir de aynı zamanda sizler gibi gönüllülerimiz var her meslek grubunda. Bir kaynaştırma sağlıyoruz sevgili hocamız sayesinde ya da ben ya da bizim çalışan profesyonel arkadaşlarımızla birlikte. O insan ne istiyor? Mesela şuradaki kızımız hiç sinemaya gitmemiş. İşte buradaki gönüllü ablası ondan bir sinema yolculuğu yaptı. Nasıl yaptı bunu? Evinden geldi, arabasını, bagajını boş bıraktı. Tipin tekerlekli sandalyeyle yolculuk yapacak. Beraber bir film seçtiler. Yemek yedikleri alanda şeye baktılar. Engelli rampası var mı? Basamaklı mı? Engelli tuvaleti var mı? Gönüllü bu anlamda ön taraftan çalıştı. Ve mesela hangi takımı tutuyor? Hadi inşallah bugün Beşiktaş şampiyon olur. Beşiktaş maaşını mesela arabasına onu mutlu etmek için buna çalaraktan gitti. Hemen yan tarafta Okan Üniversitesi'nde iki tane öğretim görevli arkadaşımız. Bu çocuğumuz hiç Kız Kulesi'ni görmemişti. Kız Kulesi'ne gitmek için onlarla yolculuk yaptılar ama Kız Kulesi'ne içeri kadar gidemediler. Çünkü erişimi tekerlekistan'da uygun değildi ama o çocuk uzaktan Kız Kulesi'nin resmini yaptı kare kalemle. Bunlar ne yapıyorlar? Bugün bol bol fotoğraf çekiyorlar. Ondan sonra bize raporlandırıyorlar. O gününü bize paylaşmış oluyorlar. Biz de bunu çok severek daha sonra sosyal medyamızı kullanıyoruz. Üstelik bakım merkezi işte Ramazan Bey gibi benim gibi bize biz daha çok başka insana muhtaç olabiliyoruz. Ben bile 2 sene önce kanser yaşadım. Allah'tan eşim yanımdaydı. 2 tane çocuğum var ama onların ikisi evli, çocukları var. Yanımda bu süreci yaşayan bir insanın olması çok değerli. Böyle bir şans olmayan insanların da işte ben birçoğunun sosyal incelemesine gittim burada 22 tane arkadaşımın. Gerçekten hayatlarını, umutları kaybetmiş, tavana bakan, karşıdaki camdan bir başkasının bacasını işte 2 tane kuşla sohbet et, teyzeme haber gönder, işte annemi seni sevdiğimi söyle gibi hikayeleri olan ama bizden sonra bakım merkezine geldikten sonra biz onları aile sıcaklığıyla güvenli, şefkat gibi şekilde profesyonel ekiple onlara bakmaya çalışıyoruz. 13-14 senedir burası tamamen toplumsal bağışlarla ayakta duran profesyonel anlamda da hizmet aldıkları birçok bakım elemanlarımız ve sağlık personelimiz var. 34-30 bizim için çok değerli bir proje. Çünkü sokaktaki bu kadar engeli ben artık 9 yaşıma gelmiş bir insan olarak da tek başıma ulaşamıyorum. Şükrü abi biraz daha güçlüydü o konuda. İşte akülü sandalye demek bizim için ayakkabı demek. Manuel sandalye bir terlik gibi düşünün. O yüzden 10 TL'ye destek yazaraktan akülü sandalyemize destek olabilirsiniz. Bizim için çok değerli. Yine kaynak amaçlı bu Ege Üniversitesi'nin başlattığı mavi kapak diye başlayan ama şu anda plastik kapak diye devam eden bir kampanyamız. Çöpe gidecek bir değeri bir kumbarada biriktirip bize ulaştırdığınız takdirde biz onları ayrıştırıyoruz. İçinde yabancı madde varsa tekrar paketliyoruz. Çevre Bakanlığı'ndan onay alınmış geri dönüşüm firmalarına satıyoruz. Onlarla da engelli arkadaşlarımız kör asası, akülü sandalye, yara minderi, manuel sandalye gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Bununla ilgili 2 tane dağıtım töreni yapıyoruz. 1 tane kapak bile getirmiş bir insana. İşte bak senin bir kapağın neye dönüştüğünü göstermeyi çok seviyoruz. Aynı zamanda bizim meslek grubun meslek atölyelerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi şu anda Kuzguncuk Lyons'tan yaptığımız engelsiz atölye. Burada tekerlekli sandalyenin bakımları, onarımları, tadilatları yapılıyor. Aynı zamanda üretime de geçtik. Engelli taşıma lifleri bizim için çok değerli. Çünkü görüntüleme cihazlarında ben yaşadım kanser olduğum, tedavi olduğum süre içinde. Görüntüleme cihazlarını ya bizi kargo turumba taşıyorlar ya da istemediğimiz yerlere dokunuyorlar ya da ya abla yanında kimseye getirmedin diye azar işittiğimiz yerler de olmuştur. Benim kafamda en basit çözümlediğim işte 5000 liralık bir hasta taşıma lifti. Birçok alanda da bunların olmasını sağlıyoruz. Projelerimizin bir tanesinde tabii 10-16 yaş grubu arasında engelli çocuklarımız, bedensel engelli çocuklarımızı tekerlekli sandalyeli aparatlarla çalışma masaları düzenledik. Ve onlara kişisel gelişim eğitimi, yaratıcı yazarlık eğitimi, drama eğitimi gibi eğitimler aldılar. O çocuklar şu anda şahane masallar yazdılar ve kendi kahramanlarını oluşturdular. Ve çok ünlüler onlarla
onların hikayelerini okudu. Dilek İmamoğlu gibi ve birçok fanları olan şeyler gibi, nasıl diyeyim, sanatçılar gibi kişilerin sayesinde isimleri ve hikayeleri oluştu ve şu anda onlar da satışta. Buna Türk Gömlek Felşe Derneği sayfasından şey yapabilirsiniz. Gençlik Stüdyosu projesi onun bir devamıydı. Yine buradaki çocuklar hem ekran arkasında hem ekran önünde misafirleri oldu. Kendi hikayelerini anlattılar. Kendi misafirlerini ağırladılar. Bu proje bu şekilde devam ediyor. İşte meslek sahibi artık bir engel olarak değil, ben kameramanım, ben işte hikayem var, benim bir kitabım var gibi kendilerini çok özgüvenli bir şekilde konuşan çocuklarımız oldu. Yine biraz önce bahsettiğim projenin bir ayağı da üniversitelerle yaptığımız Ağaç Yaşken Eğrilir. Yani STK'larda çalışan gençlerin olması çok değerli. Gelişmiş ülkelerde sizler de biliyorsunuzdur ki diplomanın yanında hangi STK'da, hangi projede yer aldım? İşte bunlar onlar için kazan kazan çalışmasıydı bizim için. Bir puzzle çalışmasıydı. Puzzle tamamlandığında bizlerden çok güzel sertifika alaraktan kendi diplomanın yanına koyacakları çok değerli bir ünvan olmuş oldu onlar için de. Aynı zamanda tabii ki kaynak geliştirmek bizim için çok değerli. Biliyorsunuz dernekler, bağışlar ve üye aidatlarından ayakta duruyor. Biz ama bunu, bizim için yeterli değil bu kaynak. Çünkü birçok üyemiz maalesef üye aidatını ödeyemiyor bile. Bizden hala destek vermeye çalışıyoruz. Dünyanın en iyi çorabını tasarlattık. Yine çok değerli modacılarla bunları bizden satın alabilirsiniz. Hem babalar günü, anneler günü ya da özel günlerde toplu da bunu yapabiliriz. Biz sanatı biz sahneyi çok seviyoruz değerli hocalarım. Şöyle, çünkü sahneden bir şey anlattığınız zaman bizzat ben de Ramazan'la benim gibi birçok engelli arkadaşlar, onun bir felsefe arkadaşlarımız kendi yazdığımız hikayeleri kendimiz yazdık, kendimiz oynadık. 5 tane oyun oynadık. Emre Kınar yapmıştı yönetmenliğimizi. Biz yaşlanınca geri çekildik, daha gençleri önde olsun istedik. Rüya Maskeler bir dans gösterisi. Hikayesi olan bir dans gösterisi. Bir engellinin dans etme hikayesiyle yola çıkılmış. Biz geçen sene okullarda kültür merkezlerinin 300'e yakın oyun oynadık. Ama bu pandemiden dolayı maalesef bu oyunumuz da şu anda durma noktasında. Ama empatinin çok güzel bir şekilde anlayabileceğiniz bir oyun. Karanlığın rengi beyaz. Belki sizler tanısınız. Kulakları çınlasın. Kerim Selim Altınor kardeşlerimin, görme engelli arkadaşlarım her ikisi de. Aynı zamanda müzisyenler ve hukukçular. Her iki üniversite birincilikle bitirdiler. Karanlığın rengi beyazı bize uyarladı. Ramazan'dan benim de rolüm var bunun içinde. Bu da maalesef dediğim gibi şeyden dolayı dondurduk ama bunlar tekrar gösteriye sundu. Sizlere katılmanızı çok isterim. Bizim engelli insanların, ben mesela sigortacılığımı bir daha yapamadım. Ama bir alışveriş merkezinde çalıştım. Çünkü biz dernekte gönüllü çalışıyoruz. Kimse benim faturamı gönüllü ödemedi. O yüzden ben çalışmak zorundaydım. 15 sene çalıştığım bir alışveriş merkezinde, Bakırköy'de, son giren genel müdür beni işten çıkarttı. Gerekçesi, ben müşteriyi ayakta karşılayamıyormuşum diye. Ben informasyonda çalışıyordum orada. Almanya'da jimnasyum mezunuyum. Masa başı işini eğitim aldığım takdirde herkes gibi ben de yapabildim. Ama o kişinin bakko kökenliydi. Sanırım tekerlekli sandalye bir görüntü kirliliği gibi gördü. Ve beni kahve içmeye davet ettiğinde Semra Hanım dedi, siz dedi maalesef ayağa kalkamıyorsunuz. Oysa ben aynı otellerdeki resepsiyonda çalışanlar gibi hoş geldiniz efendim diye ayağa kalkmanızı bekliyorum dedi. Ben dedim, ben bir trafik kazası geçirdim, yani bacaklarımı oynatamadım gibi ayağa da kalkalım. İşte o yüzden dedi, maalesef işinize son veriyorum dedi. Yasal hakkımı kullandım, işe iade davamı açtım. Ancak tekrar işe alınamadım. Yani bizim hayatımız gerçekten, bu örneği veriyorum ki size, gerçekten çok zor. Yani deprem, afet, sosyal yaşam, mesleki yaşam, eğitimde gerçekten çok çok daha geriyiz. Ben afet çalışmalarını biraz sonra size bahsedeceğim. O kadar umutluydum ki ilk zamanlarda umudum tekrar bir bitti. Çünkü bu çalışmaları biz de kendimize çektik. Ama şu an değerli hocalarımın verdiği gerçekten şahane çalışmalarında yine umudum var. Ama bu çürük binalardan inşallah kurtulduktan sonra umudum daha çok olacak. Evet,
Maratonlar bizim için çok değerli. Ha, dersin Semra'm sen yürüyemiyorsun ama nasıl maratonda koşuyorsun? Ben koşuyorum. Bir engelli arkadaşımın özgürlüğü için koşuyorum. Bakın burada Antalya'da koştuğum böyle işte eğlenceli bir şekilde farklılık koşusu oluyor bu. Hem aynı zamanda akülü sandalyemize destek amaçlı bir koşu. İstanbul Maratonu'nda, son İstanbul Maratonu'nda burada çok anlayamazsınız ama Dilek İmamoğlu benim yol arkadaşlığımı yaptı. 5 akülü sandalye kampanyası için koştum ben. Yani 5 engelli arkadaşımı Dilek'le beraber bu 10 kilometrelik koşuda insanlara paylaştım. Dedim ki ben koşuyorum, engelli arkadaşım için koşuyorum. Bir sandalye fiyatı 4750 lira. Ben nasıl gidiyor bu kampanya? Hepinize duyuruyorum. 5 lira, 10 lira bir kahve paranızı, bir yemek paranızı bana o kampanyamı desteklediğinizde bir havuzda birikiyor bu para. Ve sonunda bir kasası çocuğumuz vardı onların içinde. O çocuk 16 yaşına kadar hiç hareket edememiş. Annesi onu manuel sandalyesiyle itmiş. Ama sandalye geldiği zaman İstanbul dışında bir çocuktu. Sandalye paketten açmışlar, sandalye kurmuşlar. Anne sandalyesinden çocuğu aküstanda oturttuğunda çocuk ilk dokunduğu yer Joyce'i olmuş. Joyce'in dokununca sandalyesi uzaklaşmış annesinin yanından. Annesi arkasında ilk defa kullandığı kelime ne olmuş biliyor musunuz? Dur oğlum nereye? Ve bu kelimeyi kullandığı için başlamış ağlamaya. Çünkü ilk defa çocuğu böyle onun yanına uzaklaşınca beni aradı, engelli olduğumu bilmiyordu ama bir anne olarak, engelli olarak o annenin duygusunu asla hiç unutamam. İlk defa kullandığım bir kelimeyi siz belki çocuğunuza durmayın, yapmayın derken ben o çocuğu sizin sayenizde özgürlüğüne kavuştu diye çok güzel bir anı oldu benim için. Biz hala koşuyoruz. Dünyada koşuyoruz. Wings for Life 5 kıtada eş zamanlı koşulan bir koşu. Burada da yine hem fon sağlamak için, kök hücre çalışmalarına fon sağlamak için hem aynı zamanda farkındalık koşusu. Burada da hemen Ramazan arkadaşım benim yanımda. Bundan sonra bizi herhalde gökyüzünden enerjisini göndererekten görüyordur, yanımızda oluyordur. Biz Türkiye Omik Felşe Derneği olaraktan da bizim de gruplarımız var artık, koşu gruplarımız. Burada da yine akülü sandalye ve bakım merkezimizde amaçlı koşuyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi İstanbul'da olsaydım size tamamen depremle ilgili bir bilgi paylaşabilirdim. Çünkü 17 Ağustos'ta o zaman rahmetli oldu Profesör ismini bir dakika hemen buralara bir yazmıştım ama deprem dede dediğimiz neydi? Işıkaray'ı değil mi? Onunla beraber o kadar güzel çalışmalar yaptık ki fuarlar düzenledik. Muhtarlarla, kaymakamla, belediye başkanı rahmetli Şükrü Sürmen abimle birlikte bütün deprem alanlarını gezdik. Dedi ki bundan sonra yapılan binalarda lütfen engelliler de düşünülsün. Onların kurtarma politikaları birlikte yapalım diye bütün çalışma içinde var olduk. Kandilli Rasathanesi'nden yaptık çalışmayı. Bakırköy Belediye Başkanlığı'ndan afet yönetim merkezlerinde engellilerin ihtiyaçlarını tespit ettik ve bütün büyük konteynerler hazırladık. Çünkü ben Semra Çetinki olarak sadece tekerlek sandalyemi benim çıkartmazsanız benim dışarıda çok fazla ihtiyacım var. Ben mesane kanseri oldum. Benim 3 günde bir karnımda bir aparat var. Bunun değişmesi lazım. Daha önce sonda kullanıyordum. İdrarımı bundan boşaltmam lazımdı. Kullanmam gereken ilaçlar, işte benim yara açılmaması için altında bir minderim var. Bu minderim benim için çok hayati bir şey. Çünkü bize duyu olmadığı için kemiğin baskısıyla birlikte yaralar açılabiliyor. İşte bunlarla ilgili hep beraber neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekir diye çok güzel çalışmalar vardı ama o sunumu maalesef şu anda ulaşamadım. Başka bir toplantıda bunu tekrar dile getirmek isterim. Burada depremden önce alınması gereken önlemler diye biz en son yakında 2 ay önce Aydın Üniversitesi'nin gençlerle beraber bu konuyu işlemiştik. Onlar bize depremle ilgili bazı çalışmalar yapmışlardı. Bunları ben size paylaşmak isterim. Depremden önce mutlaka bir deprem destek ağı oluşturmalıyız diye. Bu arada size şey de bahsedeyim. Pronet biliyorsunuz güvenlik sistemleri yapan bir
şirket. Onlar bize çağrı butonları ayarladılar. Allah korusun bir yangında, bir depremde kolumuza takabileceğimiz saat gibi ya da boynumuza asabileceğimiz kolyelerle böyle parmağımızın gücüne bastığımızda bir otomasyona bilgi veriyor. Otomasyon diyor ki Semra Çetinkaya zor durumda, hemen bir ambulans bana gönderebiliyor. Yani sağlık sistemine zaten bu sadece hizmet alıyor. O ne yapıyor? Beni alıp şeye götürüyor, en yakın devlet hastanesine. Aslında bu butonları belki çok daha geliştirip bütün engel gruplarına, yaşlılara ya da bedenen çok aktif olmayan insanlara takılabilir belki diye düşünüyorum. Bunun notlarım arasında bir şey yaptım. Evet, bu ağ içinde işte hem yakınlarımızla beraber bir ağ kurmak, mahalle muhtarlarıyla beraber ve bu irtibatın kurulmasıyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Çok da hoşuma giden bir çalışmaydı. Bu destek sayesinde deprem ve acil durumda anında durumun bir yere bildiriliyor. Neye ihtiyacım olduğu konusunda tespit ediliyor. Deprem öncesinde de iletişim sağlanması, ağlar önceden daha sistem bir şekilde belirtilmiş olur diye bir çalışma yapmışlardı. Destek ekibinin iletişim bilgilerini bizim mutlaka bulunması gerektiğini ve destek ağımızdaki kişilerin tanışmıyorsak da deprem öncesinden tanışmalıyızı dile getirmişlerdi. Deprem anında daha kontrollü bir ve planlı bir deprem destek ekibiyle mutlaka deprem tatbikatı yapılmalıyız diye. Evet, o zamanlarda bizim de dernekteki bütün bilgisayarlarımız, dolaplarımız falan böyle bir sabitlenmişti. Evlerimize de sabitlenmişti. Ama depremi yine unuttuk maalesef. Zaten ben depremde Allah korusun altından kalkamam gibi o şeyin enkazın. Çünkü bizim binamız 60 senekten bir bina. Çürük raporu da var ama kentsel dönüşüme giremediği için o çürük binada oturmak zorundayım. Ben mesela şu anda oturduğum yer çok daha güvenli. Kızım Sapanca'da oturuyor. 2 katlı bir bina. Yani burada çok fazla kendim endişeli şey yapmıyorum. Kızım da beni o yüzden bir an önce bu tarafa taşımam için beni yüreklendirmeye çalışıyor ama dernek o tarafta, mecburen benim yaşamım o tarafta olduğu için orada yaşamak zorundayım. Destek ekibinin öncesinde mutlaka WhatsApp grubu kurmalıyız diye düşünmüşler. Böylece deprem öncesi deprem anındaki sürece anlık iletişim devam etmiş oluruz. Deprem öncesi mutlaka deprem çantası hazırlamalıyız. Biraz önce sunumda da vardı. Burada neler olması lazım? Su, yiyecek, düdük, iki yardım çantası, ilaçlar, para, evrak dosyası, çakı, cep telefonu, radyo ve pil, el feneri ve giysi. Bunun için tabii işte engellinin kendi kullanması gereken işte tansiyon ilacıydı, işte sondasıydı, minderiydi gibi bilgiler de olması lazım. Burada yaşam üçgeninde nasıl oluşturuldu diye bir bilgiyi paylaşmışlar. Yanlış ve doğrusu. Mesela şu benim için çok zor bir şey. Ben tekerlekli sandalye, uzun boylu bir insanım. Nasıl böyle bir üçgen oluşturabilirim endişesindeyim yani bunları görünce. Tekerlekli sandalye için başka ne yapabilir belki onu planlayabiliriz. Peki deprem anında yapılması gereken nelerdi? Depremde tekerlekli sandalye üzerine yakalan bir bireyin sarsıntı sırasında kendini yere atmamalı diyor. Bunu psikolojik olarak yaparım herhalde, atarım kendimi diye düşünüyorum. Tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya çalışmalıdır. Çünkü tekerlekli sandalye üzerindeyken hareket kaybiyetin daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Bu da pozisyona bağlı. Yani önümde bir şey varsa hareket edemeyebilirim. Yani böyle şeyler belki doğru düşünmüştür ama ne kadar olacağını bilemiyorum. Deprem esasında saniyeler içinde karar vererek en korunaklı yere gidilmeli. Bunu da bilemiyorum nasıl olabileceğini. El frenle sabitlenmelidir diyor. Eğer mümkünse sabit bir mobilyadan destek alınmalı. İşte hep o pozisyonlara bağlı baş ve boyun vasıtası korunmalıdır diyor. Bunu nasıl yapabileceğimi bilemiyorum. Depreme uykuda yakalanma riski karşı protez ve diğer kullanıcı cihazlar yakında yere konulmalıdır. Olabilir. Depremde hayatta kalabilmek için evet. Bu işte panik olmamalı durumu çok değerli, çok önemli. Çünkü sakin olmalı ve ondan sonra bu planlamayı birlikte yapma herhalde. Aynı koşullar engelli bireyin aile ve zihinsel engelli olmayan bireyler için de geçerlidir. Evet, çok doğru. Deprem için ne kadar tatbikat yapılırsa panik o kadar azaltılacaktır ama
Yani bunu kimler yapacağınızı bilmiyorum. İlk zamanlar 17 Ağustos'tan sonra itfaiyeyle bunu sık sık yapmıştık. Belediye başkanının öncülüğünde. Deprem esasında sağa sola koşmak yerine hemen güvenliği alana geçip baş boyun bölgesi korunmalıdır. Tekerlek sandalye olmayan insan bunu daha kolay yapabilir herhalde. Sarsıldığının kısa süreceğini unutulmamalıdır. O da işte panikte ne yapacağını da bilemiyorsunuz. Geçmişte bakıldığında binalara herhangi bir zarar vermeyen depremleri bile sağa sola kaçışmalar için ve panik nedeniyle kayıp canlar yaşanmıştır. Bu da doğru. Deprem sonrası acil sahasına devam edecektir. Bunun nedeni binalardan uzak durmalı. Varsa afet toplanma alanını yoksa en yakın park yerine gidilmedi. Bizim apartmanımızın böyle bir park yeri var. Burası benim için mantıklı. Engelli bireyin eğer yapabiliyorsa çevredeki insanlara kendini nasıl yardım edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Yani bence herkes kendi can korkusunda koşacaktır. Yani bana da yardım ettiği çağıramam herhalde bir insana, bilemiyorum ama bina dışında çıkabilmek çıkabilmiş ve güvenli bir alana ulaşabilmek engelli birey için destek ağı listesindeki kişiyle iletişime geçmesi ve yardım istemesi en öncelikle yapılması gereken işlerden birisidir. Bunlar tabii ki hep çalışarak yapılması gereken bazı bilgiler. Enkaz altındaysak neler yapabiliriz? İlk başta bağırmayın, sesinizi yormayın. Yardım hemen gelmeyecektir. İlerleyen zamanda yardıma gelecek kişiyle iletişim kurmanız gerektiğini sesinizi kullanabilirsiniz. Mantıklı. Rahat nefes alabiliyorsanız rahat nefes alabiliyor olduğunuzdan emin olur. Ağzınızı toz girmemesi için elinizdeki mendille veya kıyafetle kapatın. Mantıklı. Enkaz altında nefes alabileceğiniz bir boşluk bulmaya çalışın ve oluşturmaya çalışın. Bu da çok mantıklı. Nasıl bir koşulda olduğunuzu, enkaz altında ne kadar sıkıştığınızı tespit etmeye çalışın. Küçük hareketler ne kadar hareket edebileceğinizi anlamaya çalışın. Kendinizi aşırı yormayın, acele etmeyin. Çok hareket ederek toz çıkarmayın. Mesela benim bacaklarım felçli. Benim bacağımda acaba bir atar damarında kesik var mı? Bunu ben bilemem. Yani ben orada aktif kanamadan da vefat edebilirim. Yani böyle bir dezavantaj da yaşayabilirim. Mesela burada bunu belirtmiş. Vücudunuzda kan kaybı ve kırık var mı? Anlamaya çalışın. Yani kollarım ve bacağımla olursa bunu hissedebilirim. Eğer varsa yapabileceğiniz kadar müdahale etmeye çalışın. Kullandığınız tıbbi cihazlar veya ilaçlar yanınızdaysa onları korumaya çalışın. Enkaz altındayken veya kurtulduğunuza ihtiyacınız olabilir. Bu da mantıklı. Dışarıdaki sesler azaldığında düdük çalın. Yoksa bağırarak yerinizi belli edin. Bu da mantıklı. Çok fazla bağırıp kendinizi yormayın. Sadece yardıma gelenleri karşılıklı iletişim için gerektiğini kadar bağırın. Bunu yapamıyorsanız demir veya betonun parçasıyla nesneyle vurmayı deneyin. Bağırma ve konuşma haricinde şeklinde sürekli ses çıkartmaya devam edin. Mesela Ramazan ellerini kullanmayan bir engelli arkadaşımdı. O nereye kadar ne vurabilirdi mesela? Acil durum çantanız yanınızdaysa içindeki suyu ve gıdayı tek seferde tüketmeyin. Yardım gelene kadar enkaz altında ne kadar süre kalacağınızı bilemezsiniz. Bu nedenle yanınızda bulunan suyu ve gıdayı hemen tüketmemeniz gerekiyor. Cep telefonunuz yanınızdaysa en güvendiğiniz kişilere iletişime geçmeye çalışın. İnternet ortamında da çalışan ve yerinizi daha önceden kaybettiğiniz numaraları hemen uygulamaya kullanabilirsiniz. Eğer kimseyle iletişim kuramıyorsanız bataryası bitmesin diye telefonu kapalı halde muhafaza edin. Bir süre başka şebeke sorunlarını çözebilir ve tekrar iletişim kurabilirsiniz. Yani gerçekten çok böyle bir tık anlatırken bile terledim. Çok zor bir zamanlı olacak. Hepimiz için tabii ki bu aynı şekil olabilir. Mesela Ömür Kınay, benim yaşındaki insanlar bile deprem sonrasında böyle boynu enkazın altında kalmış bir arkadaşımız vardı. O da omurilik felçli oldu ve ondan biz birlikte yine bu depremle ilgili farkındalık çalışmalarımızı yapılması gerekenleri sözcü olmaya çalışmıştık. Bu çalışmaları şimdi kusura bakmayın böyle biraz acemice oldu. Baran'ı da kırmak istemedim. Ramazan'da böyle yapacağımı bilir benim. Bir önce şöyle size bazı bilgileri paylaşmak istedim. Burada katkı sağladım. İnşallah katkı sağlayabilmişimdir. Çok teşekkür ederim hepinize.
Estağfurullah Semra Hanım. Gayet güzel ve özel bir sunumdu bizler için. Zaten Omurilik Felçleri Derneği olarak yaptıklarınız bizler için çok değerli, çok önemli. Ramazan abinin yeri de olmaz ama Ramazan abiden aldığınız bayrağı ileri götüreceğinize dair hiçbir şüphemiz yok. Yalnız bir konuda size maalesef katılamayacağım. Umarım akşam Galatasaray şampiyon olur. Onu mesela? Mesela? Galatasaray şampiyon olur inşallah. O konuda maalesef size katılamayacağım. Tekrardan katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizim için katılımınız gerçekten çok önemliydi. Şimdi bir diğer konuğum olan Sayın Seçil Arıkan'a sözü vereceğim. Alt nokta köyler vakfında. Seçil Hanım buyurun, söz sizin. Merhabalar tekrar. Toplantı başlamadan önce de söylediğim gibi son konuşmacı oldum. Son konuşmacı olmanın bir lanetli hali var tabii. Her şeyi söylemiş olmasıyla ilgili. Sizden sonra konuklarımız da var. İki konumuz daha var sizden sonra. Evet, iyi. Evet. Sanıyorum Hakan Bey kaldı. Diğeri... Hakan Bey ve Ceren Hanım kaldı. Peki, teşekkür ederim. Alt Nokta Köyler Vakfı 1972 yılında yetişkin görme engellilere bağımsız yaşam becerileri kazandırmak amacıyla ve körlük konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş bir vakıf, kısaca söylemek gerekirse. 1974 yılından beri de İstanbul'da faaliyet gösteren Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 18 yaşın üzerindeki bireylere hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi. Rehabilitasyon hizmetlerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama bizim çok önemsediğimiz bir şey var. Aslında bağımsız yaşam becerisi kazandırılması. Rehabilitasyon merkezine gelen arkadaşlarımız doğuştan görme engelli oldukları kadar sonradan çeşitli kazalarla da görme yetilerini yitirmiş arkadaşlardan oluşuyorlar. Dolayısıyla doğuştan veya sonradan gerekli eğitimi almadan bireylerin bağımsız olarak hareket edebilme becerileri ve kapalı mekanlarda, ev gibi tanımlanmış mekanlarda kendi yaşamsal gereksinimlerini bağımsız olarak sürdürebilmeleri bir hayli zor, yardıma gereksinim duyuyorlar. Bu yüzden önemsediğimiz iki tane dersimiz var. Bir tanesi bağımsız hareket dersi, yurt dışında oryantasyon ve mobility diye geçen ders. Diğeri de kişisel idare dediğimiz ev içindeki işte kişisel hijyenden yemek pişirmeye kadar varan işte iğneden iğneye iplik geçirmek, ve bir birey tek başına bir evde yaşarken bağımsız olabilme becerilerini amaçladığımız ders. Oryantasyon ve mobilite, bağımsız hareket, aslında beyaz baston öğretimini amaçlayan bir ders. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Baran Bey'in de konuk olduğu Sarıyer Belediyesi'nin bir çalışması vardı gene afetle ilgili. Aslında afetle ilgili vakfın direkt yaptığı bir çalışma yok açıkçası ama bu vesileyle son birkaç aydır sürekli afetler ve görme engellilik üzerine okuma yaptım. Çok hazırlıksız da yakalanmayayım diye. Çünkü rehabilitasyon merkezinde aslında bu konuyu ilgili kamu ve STK'ları çağırarak hallediyoruz. Örneğin yangınla ilgili tatbikat yapmak gerektiğinde İstanbul İtfaiyesi'nden destek alıyoruz. Rehabilitasyon merkezindeki kursiyerlere itfaiye yangın tatbikatı yaptırıyor ya da işte AFAD'dan destek istiyoruz, deprem tatbikatı yaptırıyoruz gibi bir yaklaşımımız var. Bu tatbikatlarda yalnız tırnak içerisinde şeyi söyleyeyim, benim çok önemsediğim ve aslında önemli bir problem. O da şu, itfaiyede, AFAD'da ya da itfaiye ve AFAD diye belirtmek gerekmiyor aslında. Kurum ve kuruluşların görme engelli birey ve tatbikatlarla ilgili yaklaşımları aslında herkes bir kafasında soru işaretiyle geliyor. Yani görme engelli bir bireye yangın tatbikatını nasıl yaptıracağız? Ya da deprem tatbikatını nasıl yaptıracağız diye bir soru işaretiyle geliyor. Aslında afet risk yönetiminde de çok sürekli olarak tekrarlanan bir konu. Bu çalışmaları yapacak afet sonrasında bu çalışmaları yapacak ekiplerin bu hangi engel grubu olursa olsun, hangi özel gereksinimli birey olursa olsun aslında ona nasıl davranacağını bilmesi bir gerekliliktir diye bahsediliyor ama bunun öncesinde benim çok önemsediğim bir şey var. İstediğiniz kadar
Küçümsediğim için değil gerçekten. Videolarla, işte bir takım yayınlarla bu konuda eğitim vermeye çalışsanız da bizim kültürümüzden mi kaynaklanıyor çok bilemiyorum. Çünkü şeydi, Sarıyer Belediyesi'nin yaptığı bir istatistikten örnek vereyim gene en yakın tarihli olduğu için. İşte Sarıyer Belediyesi sistematik olarak afetlerle ilgili eğitimler veriyor. İnsanlara soruyorlar. İşte insanların işte atıyorum %40'ı, rakamları şimdi hatırlamıyorum, bundan haberdar. Ama işte %60'ı haberdar değil. Anket sırasında haberdar oluyor. Haberdar olmayan %60'a katılır mısınız diye sorduklarından bunlardan sadece %15'i katılmak istiyor. Dolayısıyla bu iş biraz uygulama ve pratikle bağlanıyor diye düşünüyorum. Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de sistematik olarak artık hani bulundukları alanda, bizim çalıştığımız rehabilitasyon merkezi yatılı bir rehabilitasyon merkezi, dolayısıyla biz orada yaptırıyoruz ama sistemli olarak aslında evlerinde ne yapabilecekleri konusunda da bilgilerin verilmesi ve bulundukları yerlerde okullar ve tabii ki işte toplu halde bulunan yerler tatbikat yaptırmak için çok önemli. Ama bir taraftan evde işte çocuklar için ya da birlikte yaşadıkları insanlarla da ilgili bir uygulama alanı yaratılması ve bu uygulamanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biraz otomatiğe bağlanmış hareketlerden bahsediyoruz aslında burada. Yani hani dediğim gibi öğrenme, hani okumaya, seyretmeye dayalı afet gibi bir konuda öğrenme becerisinin çok da istekli değiliz diye düşünüyorum işin açıkçası. Yani 99 depremi çok öğretici oldu hepimiz açısından. Mesela benim kütüphanelerim duvarlara sabit. Eskiden yapmıyordu ama şimdi artık her şeyim gerçekten sabit ama çok da çabuk unutuyoruz. Unutmayı engellemek için de bol miktarda uygulamalar ve tatbikat yaparak tekrarlamak gerekiyor. Afet durumlarında görme engelli bireylerin üzerinde duruma baktığımızda aslında bu noktada oryantasyon ve mobiliteden bahsedeceğim. Bağımsız hareket edebilme becerisi, kendini bir alanda ya da bir mekanda konumlandırabilme becerisi son derece özgüven arttırıcı bir beceri görme engelli bireyler açısından. Afet durumlarında ise aslında ciddi bir problem var. Çünkü her zaman gittiğiniz yoldan gidebilme olasılığınız olmayabilir. Her zaman kullandığınız toplu taşıma aracını kullanma olasılığınız olmayabilir. Ve eğer işte afet toplanma alanı var, bununla ilgili teorik bilgiye de sahipsiniz. Ama toplanma alanına ulaşırken yapacağınız hareketleri yapamama olasılığınız var. Dolayısıyla aslında çok iyi bildiğiniz bir alanda bile olsanız, görme yetisine sahip değilseniz kendinizi o alanda konumlandıramayabilirsiniz çeşitli engeller nedeniyle. Bu yüzden afet durumları bir karmaşa durumu haline dönüşebilir. Özellikle görme engelli bireyler açısından. Bütün özel gereksinimli bireyler için bu geçerli ama görme engelli bireyler açısından bir de böyle bir problem olduğunu, sorun oluşturduğunu düşünüyorum. Afet risk yönetiminde söylenen çok aslında hepimizin bildiği standart şeyler var. Mutlaka işte paydaşların afet risk yönetimine dahil edilmesi her aşamasında ve planlanmasında mutlaka ihtiyaçların bu risk gruplarına sorularak belirlenmesi gibi bir takım şeyler var. Burada bizim aslında en zayıf olduğumuz noktanın bu noktaya gelmeden önce yapılması gereken ve gene herkesin bildiği bir şey söyleyeceğim. Sınıflandırılmış veriye ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu ülkede istatistiki bilgiler, sınıflandırılmış istatistiki bilgiler mevcut değil. Yani istatistikle ilgili her türlü kırılıma ulaşabilirsiniz. Nüfus istatistikleri, yaş istatistikleri, gelir istatistikleri. Ama ne yazık ki engelli gruplarıyla ilgili ya da özel gereksinimli bireylerle ilgili sınıflandırılmış veriye ulaşmak mümkün değil. Ve bu noktada da şöyle bir problem var aslında. Kamu kurumlarının ya da sivil toplum örgütlerinin daha sınırlı olmak üzere bir takım verileri var. Fakat bu veriler paylaşılabilir veriler değil. Özellikle son dönemdeki kişisel verilerin korunması kanunuyla bir şekilde bir engel olarak duruyor. Yani sanki o kanun iyi bir şey yapmak istediğinizde de önünüzde engel olarak duruyor. Kimse başka birisiyle o veriyi paylaşamıyor. Dolayısıyla da aslında
belki bu konuyla ilgili yeterince veri de var elimizde. Sadece emin olamıyoruz diyeyim ben. Çünkü parça parça. İşte Milli Eğitim'in elinde var, belediyelerin ellerinde var. Ve ben asıl olarak afet risk yönetiminin evet genel bir çerçeve ve büyük bir plan çizilmesi gerektiği konusuna katılıyorum ama yerel yönetimler tarafından ele alınması ve mahalle bazlı, işte ilçe bazlı, altına inince mahalle bazlı düzenlenmesi gereken çalışmalar olduğuna inanıyorum. Çünkü ölçeği ne kadar küçültürseniz kişisel olarak tanışma olasılığınız ve müdahale etme olasılığınız, gereksinimleri bilme olasılığınız o kadar artacaktır ister istemez. Onun dışında söylemek istediğim, Göksel'in hocama çok teşekkür ediyorum. Erişilebilirlik bizim çok uzun zamandır başlığımız. Biz bir süredir 2016 yılından beri özellikle eğitimde erişilebilirlikle ilgili çalışma yapmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle fen ve matematik gibi pozitif bilimlerde ne yazık ki görme engelli öğrenciler çok daha kötü durumdalar eğitim açısından. Zaten matematiği çok seven bir toplum değiliz. Bunun üzerine görme engelini de eklediğinizde biraz öğretmenin şeyine, yaklaşımına bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak pozitif bilimlere çok sempatiyle yaklaşmıyor görme engelli bireyler. Çünkü erişilebilir değil. Erişilebilir araçlarla sunulmuyor. Dolayısıyla da kapsayıcılık ve evrensel tasarım başlıkları da ister istemez erişilebilirlik deyince geldi, gündemimize girdi. Afet konusunda da Eskişehir AFAD Murat Bey anlattı. Aslında çok güzel bir örnek oluşturmuşlar. Afet sonrasındaki oluşturulan sığınma evleri diyeyim, barınaklar ya da örgütlenen her şeyin de aslında erişilebilir olması gerekiyor. Bütün herkes için erişilebilir olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuklar için bir alan yarattınız ama o alanda görme engelli çocukları düşünmediniz gibi bir takım şeyler de var. Bu konuların da bu görme engelli çocukların gereksinimleri vesaire gibi şeylerin de çünkü afet sonrası destek sadece işte temiz su bulmak, işte barınma sorununu ortadan elbette ki önceliklerimiz bunlar ama sonuç itibariyle bunlar sorunu ortadan kaldırmıyor. Çok kısa bir süre sonra önünüzde bir takım sosyal problemler, sosyal ve psikolojik problemler gündeminize geliyor. Ve o sosyal psikolojik problemleri çözerken de bütün özel gereksinimli bireyleri düşünmek ve ona göre önlem almış olmak gerektiğini düşünüyorum. Şerif Hocam zaten söyledi, istatistik gerçekten çok önemli. Bence ilk çözülmesi gereken problemlerden bir tanesi bu. Onun dışında sanıyorum aslında herkes hani her şeye... son söylemek istediğim şey de şu. Aslında bir örnek vereceğim. Bir görme engelli birey uçağa bindiğinde biletleme yapılırken uçakta herhangi bir problem çıkması durumunda... hareket etme süresinin daha uzun olduğu düşünülerek pencere kenarına oturtulur. Bu aslında bildiğiniz açık bir ayrımcılık ve bir taraftan da bir kaza sırasında biz seni feda ediyoruz yaklaşımı gerçekten. Bunu niye söyledim? Çünkü en önemli konulardan bir tanesi de farkındalık çalışmaları yapmak. Ve bir takım ön yargılar var. Bunu bütün yapılan istatistik çalışmalar vesaire de söylüyor. Engelli bireylerin aslında nasıl anlatayım? Her zaman yardıma muhtaç oldukları işte gibi bir şey de var. Dolayısıyla afet çalışmalarında da afete özel olmayabilir ama farkındalık çalışmalarının da afet çalışmalarına, afetle ilgili yapılan çalışmalara ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü toplumu değiştirmek zordur. Toplumsal önyargıları değiştirmek de zordur. Dolayısıyla sürekli bir takım tekrarlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konu afet de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka hepimizin aynı dünyada hep beraber yaşadığımızın altını çizilmesi ve Göksel'in hocam sizin şeyinizde miydi? Her imkanda hem her güzellik de herkes içindir diye bir şey vardı, cümle vardı. O dikkatimi çekti. Gerçekten her imkanın ve her güzelliğin herkes için olduğunun
sürekli olarak anlatılması gerekiyor. Tabii ki öncelikle çocuklara anlatılması gerekiyor ama hani okullar çünkü toplu yaşanılan yerler olduğu için daha çok insana ulaşma olasılığımız var. İlkokul, ortaokul ya da üniversite düzeyinde hiç fark etmez. Ama mutlaka geniş kapsamlı bir şeye, farkındalık eğitimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Seçalım, biz teşekkür ederiz. Gerçekten en azından görme engelliler açısından bir perspektif olması açısından söyledikleriniz çok değerli. Sonda verdiğiniz örnekle alakalı bir ufak bir şey söyleyeceğim. Mesela örnek vermek gerekirse apartmanlarımızda bir deprem anında ya da herhangi bir afet durumunda asansörler genelde en yakın kata gelip o şekilde kapıları açarlar. Fakat mesela tekerlekli sandalye açısından bakacağımız zaman merdiveni olan bir binada ya da 10 katlı bir binada 8. katta bir tekerlekli sandalyenin durup kapıları açmasına onun için hiçbir faydası yok. Maalesef işte bu tarz çalışmalarla birlikte hem farkındalık artacak hem de pozitif ayrımcılığı ters yönde değerlendirme gibi bu tarz uygulamaların önüne geçirmiş olacağını düşünüyoruz. O yüzden sizlerin katılımı çok değerli bizler için. Çok teşekkür ediyorum konuşmanız için ve bizi yalnız bırakmadığınız için. Baran Bey, çok özür dilerim. Aslında şeyi söylemek istiyorum. Buranın konusu olmadığını biliyorum ama evrensel tasarım, erişilebilirlik, kapsayıcı tasarım, işte ne derseniz deyin. Aslında şeyin çok önemli bir trenin son vagonundayız. Herhalde kaçırmak üzereyiz. O da kentsel dönüşüm. Aslında pek çok şeyin çok düzgün bir şekilde planlanabileceği ve işleyebileceği bir kentte yaşayabilecekken ne yazık ki gitti. Çünkü yani kaçmak üzere sanıyorum. Çünkü yani hani ne yapılabilir bilmiyorum ama sonuç itibariyle bu şeyi genel çerçeveye baktığınızda aslında bir politika problemi var. Yani ne kadar konuşulursa konuşursun ortada çok ciddi bir politika problemi olduğunu düşünüyorum. O çözülmeden başka şeyler nasıl çözülür onu çok bilemiyorum tabii. Teşekkür ederim. Yani söylediğiniz gerçekten çok önemli. Ben aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Yapı kontrol müdürlüğündeyim. Orada yapılan normalde rampa uygulamalarının yapılamayacağı yüksek kotlu yerlerde engelli asansörü koyma zorunluluğu var. Fakat öyle uygulamalarla karşılaşıyoruz ki manzaramı bozuyor diye engelli asansörünü apartmanına koydurmak istemeyen maalesef vatandaşlar oluyor. Bu bilinci bir şekilde aşacağız. Evet, dediğiniz gibi kentsel dönüşüm bizler için çok bulunmaz nimet, bulunmaz bir şekilde aslında bir önümüze bir kapı ama hala daha bence trenin karşısını düşünmüyorum. Hala daha yapılabilecekler şeyler var. Hala daha İstanbul bazlı düşünürsek dönüştürülebilecek birçok bina var. Hala daha yapılabilecek birçok şey olduğunu düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkürler konuşmanız için. Şimdi bir diğer konuşmacımız olan işaret bilgi uzmanımız Sayın Ceren Ay'a söz vermek istiyorum. Ceren Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Aslında Ceren Hanım özünde bir eksikliğimizi de söylemem isteyeceğim aslında. Bir itiraf niteliğinde olacak. Bu ilk panelleri yaptığımız, sempozyumları yaptığımız zaman maalesef işaret dili tercümanı davet etmeyi unutmuştuk. Aklımıza gelmemişti. O da bizim en büyük eksikliğimizdi. Ardından bu eksikliği fark ettiğimizden beri Ceren Hanım bizleri hiç yalnız bırakmadı. Her etkinliğimizde mutlaka katıldı. O yüzden kendisine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ceren Hanım, buyurun, söz sizde. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir tercüman değişikliği de talep edeceğim. Mehtap, evet. Ellerine sağlık. Selin Hocam benimle birlikte bana eşlik edecek. Kendisi aynı zamanda hem çok değerli bir meslektaşım. Hem de çok özür dilerim, alarmı kurmuşum. Maç saati yaklaşıyor, ondan herhalde. Ben de Galatasaray'dan yanayım. Pelin Hocam da aynı zamanda özel eğitimci, çok değerli bir meslektaşım. Aslında hocalarım, daha önce de Şerif Hoca'yla da tanışma mutluluğuna erişmiştim. Ben çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için ve sunumu çok uzatmayacağım. Aslında bir sunum hazırlamıştım ama o kadar çok güzel şeyler anlattık hocalarımız. Benim zaten alanım, evet, uzmanlık alanım işitme engeller, Türk işaret dili, çevirmenliği ve eğitmenliği. Ama alanım bir deprem uzmanı olmadığım için o yüzden onlara çok kısa
ben böyle hemen bir geçiş vereceğim. Çok fazla yapmayacağım. Biz neler istiyoruz, neler yaptık? Biz sivil toplum örgütleri olarak aslında özellikle... Ne edersiniz? Çok araya gireceğim. Sesiniz çok derinden geliyor. Biraz daha... Evet, şu an iyi mi? Şu an biraz daha iyi. Teşekkürler. Tamam. Yaklaşayım birazdan. Sivil toplum örgütleri olarak da aslında bu engeller haftasında biliyorsunuz herkesin böyle kucakladığı en büyük engel sevgisizliktir. En büyük işte biz bunu değiştirdik. En büyük engel belediyesizliktir. Belediyelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Hepimiz belediye adayıyız. Belediyeler gönüllerince eğlendiler. Bu noktada çalışmalarda evet sivil toplum örgütleri, üniversiteler birçok alanda birlikte çalışıyoruz. Mehtapcığım bu arada eğer beni duyuyorsan Pelin devam ediyor çeviriye. Evet. Sen dinlen Pelin devam edecek. Bu yüzden böyle sunuma yani konuşmama başlamadan önce şöyle belediyeleri de sevgiyle kucakladım. Bizim en büyük problemimiz sivil toplum örgütlerinin dışında yerel yönetimlerle ciddi bir uyuşmazlık diyeyim ya da sadece özel günlerde biraz daha yakınlaşıyoruz. Özellikle pandemi döneminde madem evdeyiz ya da üretime bu kadar çok açız bir şeyler yapalım dedik ve birçok belediyeye teklifte bulunduk. Yani en basiti Türkiye'de 3,5 milyon işitme engelli var ve işitme engellilerin ana dili işaret dili. Bu işaret diliyle birçok hizmette ya da eğitimler yapabiliriz. Gönüllü tercümanlarımız da var. Özellikle afetlerde öncesinde ve sonrasında en basiti İzmir depreminde böyle bir problem yaşamıştık. Biraz onlardan bahsedeceğim. Eğitim Şerif Hocam hep güzel. Eğitim ailede başlar. Evet, ailelerimizi bilinçlendireceğiz. Her şey ailede. Fakat özellikle dezavantajlı, işitme kayıtlı çocuklarla çalışan öğretmenlerimiz, işaret dili tercümanlarımızın, arama kurtarma ekiplerinin, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologlarının mutlaka temel bir işaret dili eğitimi alması gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Önce okulda depremle ilgili, evet hocalarım anlattı, çok değinmeyeceğim, bir hazırlık süreci var. Öğretmenlerimizin bir hazırlık süreci var. Bunu oyunlarla destekleyebiliriz. İşaret dili kullanıcısı çocuklarımız var. Çocuklarımıza bunu oyunlarla, kartlarla aslında anlatabiliriz. Bunu özel eğitimci arkadaşlarım, çocuk gelişimci arkadaşlarım aslında çok daha geliştirebilirler. Öğretmenlerimizden okulda başladık. Bunun dışında, evet bu arada ben tekrar çok teşekkür ediyorum Eskişehir, AFA'da. Bize çok güzel kaynak oldu, bize çok güzel ışık oldu. Birçok videolarda bunu sadece AFAD'ın dışında örneğin AKUT da yaptı. Fakat erişilebilir bir sorunumuz var. Çok iyi videolar var. Özellikle AFAD'ın izlediğimizde dedi ki evet bu. Fakat bunu erişilebilir anlamda bir problem yaşıyoruz. İşaret diliyle çevirisi yapılmış. Ayrıca işaret dili bilmeyen, konuşan işitme engellerimiz var, asız var. Ama bizim işitme engelli arkadaşlarımız bu videoları bilmiyor. Bir paylaşım ağında sıkıntımız var. Harika emek verilmiş, inanılmaz bütçe harcanmış. Ama yani şöyle diyeyim, ailemin hani etrafım %99'u işitme engelli olduğu için bunu ancak ben bir WhatsApp grubunda paylaşırsam arkadaşımın dikkatini çekiyor ya da görüyor. Bizim burada en büyük problemimiz çok güzel emek veriyoruz, bir bütçe harcıyoruz ama izleyen sayı o kadar az ki. Bir türlü uygulamaya geçemiyoruz. Bu noktada belki evet bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu noktada özellikle sorunları temsil eden sivil toplum örgütleriyle, STK'larla bir iletişim ağının, sağlam bir iletişim ağının olması gerekiyor. Benim temennim bu yönde. Zaten dediğim gibi hocalarım doğal afet öncesi yanımızda ne olması gerektiğini çantalarımıza hepsini anlattılar. İşitme engelliler içinde zaten artık akıllı uygulamalar var. Bunun dışında tabii ki bu uygulamalar süren bir şey değil ama bir düdük, bir fener. Çünkü sesini duyan var mı bunu duymayacak. Belki de o anda en dezavantajlı grup işitme engelliler. Mutlaka bir ışığın olması gerekiyor. Yedek pillerinin mutlaka olması gerekiyor. Eğer çocuklarsa, evet yetişkinler biraz daha bilinçli ama çocukların, işitme kayıtlı çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin mutlaka bunu daha fazla üstüne gitmeleri gerekiyor. Çünkü yedek pil çok ciddi bir sıkıntı.
Özellikle deprem andan sonra yedek pile ulaşmak çok çok daha zor. Cihazı düşen işitme engeller var, kokler implantlar, biyonik kulak, kişiye özel tasarlanıyor bu cihazlar. Yani ben cihazımı kaybettim, hadi gel hemen sana cihaz takalım, verelim değil. Bunun içinde aslında yani ekonomik olarak da çok ciddi bir kayıp ama önceden tedbirini alırsak. Ama bu tedbiri evet biz biliyoruz ama daha çok kişinin bilmesi gerekiyor. Bu noktada yine belki sosyal medyanın, çünkü günümüz artık her şey sosyal medyada. Bir insanın sakız çiğnemesi sosyal medyada gündem oluyor. Ama Şerif Hocam çok güzel bilgiler paylaşıyor. Twitter'da sıkı takipçisiyimdir. İnanılmaz bilgiler paylaşıyor. Belki de 20 kişi RT yapıyor bunu. Yani belki bunu biraz böyle sadece şey platformdan çıkartıp artık biraz da böyle halkın içinden mi diyeyim, hani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama biraz daha böyle artık işi bir şeyleri öğrenebilmek ya da yaygınlaşması için şova mı dönmesi gerekiyor onu da bilmiyorum. Keşke herkes bu kadar bilinçli olsa ama bazen hani aynı dilden konuşmak dediğim belki de bu olabilir. Afet sonrası özellikle bizlerin talep ettiği çevirmenler, en yakın örneğimiz İzmir depreminde ciddi bir çevirmen problemi yaşadık. İzmir'de yaşayan işitme engelli arkadaşlarımız var. Bu noktada evet İzmir'de belediyede çalışan iki tercüman arkadaşlarımız var ama özellikle bu telefon ağının kilitlenmesi yüzünden bir türlü iletişim kuramadılar. Biz o gün sabah 5'e 6'ya kadar bütün işitme engelli arkadaşlarla iletişime geçtik. Aman sakin olun. Fakat bunu ne yaptık? Bireysel yaptık. Bunu bireysel yaptık. Oysa ki 112 yani Sağlık Bakanlığı'nda erişilebilir bir platformu var. 112 erişilebilir. Yani görüntülü 112 personellerine çok rahat ulaşabilirsiniz. Görüntülü konuşabilirsiniz. Yine erişimde sıkıntı yaşadık. Evet, böyle bir uygulamanın olduğunu biliyoruz ama birçok işitme engelli arkadaşımız bilmiyor. Bireysel, sadece bireysel çabamızla yine sosyal medyadan takipçilerimiz aracılığıyla bu uygulamayı biraz daha yaygınlaştırdık ama o gün sabah 5'e 6'ya kadar telefonda sürekli onlarla iletişime geçtik. Sanki gerçekten bir bakanlık çalışanıyız. Oturduk. Hepimiz herkes böyle çevir yaptı. Ama bunu bireysel değil de bir platformda yaparsak, biz olursak daha etkili olacak. Burada çevirmenlerin, umarım izlerler, birçok noktada da bunu hep söylüyorum. Çevirmenlerin bir platform olması gerekiyor. İşaret dili tercümanlarının. Afet sonrası işitme engellinin yaşayacağı herhangi bir kayıp, herhangi bir travma, her şeyden önce bunu sadece çevirmenler buna olumlu bir cevap veremez. Ben işitme engelliler eğitmeniyim. Ben işaret dili tercümanıyım. Ben sadece, benim uzmanlık alanım çeviri yapmak. Ama benim yan bir dalım olur. Ben aynı zamanda sosyal hizmet uzmanıyımdır. İşaret diliyle yardımcı olabilirim. Ama bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog gibi işitme engelliye sahada yardımcı olamam. Bu yüzden meslek gruplarının özellikle en azından temel seviyede işaret dili bilmesini çok çok önemsiyoruz. Bir arama kurtarma ekibinde özellikle 3 aydır eğitim veriyorum. Genç bir ekip işaret dili eğitimi alıyorlar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha fazla. Daha fazlasını istiyoruz. Yani sağlık çalışanlarının, özellikle sağlık çalışanlarının arama kurtarma ekibinde olan çalışanlarımızın işaret dili en azından temel seviyede işaret dili mutlaka öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü ilk aşamada onlarla bizim her ne olursa olsun bir arama kurtarma alanına giremiyoruz. Yasak olduğu için, tehlikeli olduğu için. Çünkü bilmiyorum, bu eğitimi almadım. Ama bir uzmanımız işitme engelli enkaz altından çıkartırken bile işaret diliyle ilk iletişimi kurduğu zaman belki karşısındaki hani her şeyi böyle teknik olarak değil ama manevi olarak bile en azından aynı dili konuştuğunu bilen biriyle göz teması kuracak. Bu yüzden arama kurtarma ekiplerinin işaret dili, dediğim gibi hani biz çok uzun bir eğitimden de bahsetmiyoruz. Temel bir seviyede bile olursa ve bunu uygulamaya geçtikçe çok daha verim alacağını düşünüyorum. Gönüllü çevirmenler platformunun gerçekten olmasını çok istiyoruz ekiplerde. Ama en basiti yine Afat'ın projesiyle, ben bu projeyi çok sevdim. Birçok şeyde de kullanıyorum, aklınıza helal edin. Her şeyde örnek gösteriyorum. Çünkü benim için
bana çok şey kattı bu proje. Bu projeden yola çıktık. Evet, neden olmasın dedik. Pandemi döneminde sağır çocuklarla ve işiten çocuklarla birlikte çalışmaya başladım. Onların inanılmaz bir keşfedici yolculuğu var. O yolculuğa eşlik ettim onlarla. Ve şunu başladık. Yani sadece eğitimden ziyade, evet, doğal afetlerde, özellikle depremde çocuklar ne yapacak? Oyun kartları hazırladık. Bilgi kartları hazırladık. İşaret dili, evet, arama kurtarma ekibi öğrenememiş ya da zaman olmamış ya da öyle bir fırsat olmamış. İşaret dili bilmiyor. Ama en azından ağrı kartları, acı kartlarıyla yanlarında, yani bu ekibin bir parçası olabilir. Acı kartında ağrım var mı? Yine bu AFAD hazırlamış, çok da güzel hazırlamış. Ben hemen sadece o kısmını paylaşmak istiyorum. Eyvah, sunumumu kapatmışım bu arada. Hemen şöyle bir tercümanlamı konuşturayım. Hemen böyle bir tasvir edeyim, betimleyeyim. Kartlarımız şu şekilde. Acı kartı, ağrı kartı diyoruz. Ağrım var mı? Ağrım var mı? Ya da işte her enkaz altında ya da yanında kimse var mı? Hareket edebilecek misin? Bu yazılarla bile göz temasıyla işitme engelli gösterdiğiniz zaman, yani bir evet, hayır, çünkü sonuçta duymadıkları için siz istediğiniz kadar varın. Canın acıyor mu? Yanındayım, merak etme, korkma, hadi gidiyoruz, hadi sabret. Hiçbir şey duymayacak. Ama bu kartlar görsel bile, yani sadece işaretleri bilmemiz şart değil. Görsel bu kartlarla bile, o acı his kartlarıyla bile aslında onlarla iletişime geçebiliriz. Umarım bu daha yaygınlaşır. Bunun dışında evet, not neler aldım? Dediğim gibi yerel yönetimleri severiz ama eğitim ailede başlar. Öğretmenlerimize çok iş düşüyor. İşitme engellilerin özellikle sivil toplum örgütleriyle iletişimde olmamız lazım. Çok güzel, çok değerli projeler var. Sizler gibi değerli hocalarım çok emek veriyorlar. Ama ben gönlümden şunu istiyorum. Herkes elini gerçekten taşın altında koymalı. Biz eğitmenler olarak da taşın altında koymalıyız. Yani ben sadece öğrencilerime evet, engeller haftası ya da bir depremden sonra bu eğitimi vermek istemiyorum. Bu eğitimi vermek istemiyorum. Sürekli ya da bu eğitimi sürekli vermeleri için başlarını böyle didik didik yapıyorum. Ama bu benim kişisel çabam. Ama küçük önlemlerle ya da küçük çalışmalarla çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Ben dediğim gibi sizi çok sıkmayacağım. Çok yormak da istemiyorum. Kısaca benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Pelin, bana kızma, muhtemelen hızlı konuştum. Evet. Ceren Hanım, anlattıklarınız için gerçekten özellikle o kart olayları yani olmazsa olmaz gibi. Bunun için aslında ya mahalle bazlı muhtarlık bünyelerinde oluşturulabilecek afet gönüllülüğü kavramını geliştirip ve onlara bunları empoze etmek aslında bir nebze olsun birçok sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Evet, yani kartlar dediğim gibi Eskişehir AFAD aslında bu kartları ben biraz daha üstünde şey yaptım. Ama daha önce böyle inanılmaz güzel hazırlamışlar. Kartlar çok güzel bir kartlar. Yani bu kartlar arama kurtarma ekibinde hani bir materyal olması gereken, mesela kullanılan nasıl o aletler varsa bu kartlar bile, yani bir kart bile hepsinin cebinde bile olsa o an, çünkü genel olarak bizde hepsi var. Evet, doğal afet yaşadığımız zaman, özellikle deprem yaşadığımız zaman, evet, ama tabii ki insan, önce insan. Hep insan diyoruz ama dezavantajlı grupları bir anda kafamızdan gidiyor. Yani benim öyle. Bir anda gidiyor. Hani enkaz altında bir kör mü var, bir işitme engelli mi var, bedensel engelli mi? O an düşünmüyorum. Sadece o enkaz, o insanı düşünüyorum. Ama biraz daha derin düşünmemiz gerekiyor. Evet, çok haklısınız gerçekten. Alanımda hani dediğim gibi işitme engeller olduğu için neden olmasın, yapılabilir. Ama tek sorunumuz uygulamada, paylaşımda ya da erişilebilirlikte ciddi bir problemimiz var. Yani sadece 20 kişinin elini taşın altına koyması değil, bunun duyurularının ya da bu amaçla belki sosyal medyadan ya da birçok sanatçının, artık günümüzde her şey reklam, ne yazık ki Instagram'dan dönüyor, fenomenlerden dönüyor. Böyle mi yapmak gerekiyor ya da artık gerçekten haritamızı mı değiştirmemiz gerekiyor? Ben kendi alanımda biraz düşünmeye başladım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz canım. Gerçekten çok teşekkürler katılımınız için. Bizler için çok değerliydi anlattıklarınız.
yani özellikle işitme engelliler açısından yaptığınız çalışmalar da çok değerli. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz katılımınız. Şimdi bir diğer konuğumuz Sayın Hakan Özdemir'e söz vereceğim. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Orhan'cığım. Hakan Bey aynı zamanda kendisi benim bir meslektaşım olur. Kendisi de Kadıköy Belediyesi'nde arama kurtarma ekibinde çalışmakta. Hakan Bey buyurun, söz sizin. Evet, herkese merhaba diyorum. Tabii son konuşmacı olmak nedeniyle birçok konu bahsedildi. Ben çok vaktinizi almadan böyle kısa derleyip toplayıp neler yapıyoruz bahsetmek istiyorum. Öncelikle 16 yıldır sahada aktif olarak eğitim veriyorum. Birçok farklı grupla ve bireyle temasımız oldu. Kadıköy Belediyesi olarak esasında hani birçok şeyi yaptığımızı ama bu güç toplantıdan sonra da birçok şeyi yapmadığımızı fark etmiş bulunmaktayım. Biz genellikle daha çok yenilikçi olan hani ve eğitim tarzımızı da böyle bildiğiniz hani işte PowerPoint sunum yerine farklı yöntemlerle hedef gruplara yönelterek yapan bir grubuz. Bunun için mesela bizim 5 senedir kendi üyelerimizi sahnelediğimiz, sözünü kendimizin yazdığı, işte müziğini Kadıköy Belediyesi'nin Çocuk Sanat Merkezi'nin yaptığı bir afet masalı müzikalimiz var. 6 tane şarkımız var ve YouTube kanalımızdan bunları paylaşıyoruz pandemi nedeniyle, ama mesela bir eksiğimiz bunun işaret diline çevrilmemiş olması. Baktığınızda işte deprem olsun, yangın olsun, depremde doğru davranış şekilleri olsun, bunlarla ilgili şarkılar var içinde. Ya da yine yaklaşık bir 6 yıldır okullarımızda verdiğimiz Afet Çantamazı Reşini Bul oyunu üzerinden, yine kartlar üzerinden oyun oynayarak çocuklara belli bir bilinç kazandırmayı amaçlıyoruz ki Şerif Bey daha önce de konuştuk kendisiyle, Japonya örneklerinde buna benzer şeyler görmüştür. Biz bunları esasında yeniden keşfetmiyoruz. Dünyada gerçekten doğru örnekler var. İşte FEM olsun, İngiltere olsun, Yeni Zelanda olsun, Tayland olsun. Bu noktada biz literatür taraması yaparak esasında bunları Türkiye'leştiriyoruz diyeyim size. Kendimize uygun hale getiriyoruz ve bu bağlamda oyun temelli eğitimlerin değerini çok iyi biliyoruz. O yüzden yani özellikle engelli gruplarımızla ilgili bu tarz fikirleriniz varsa beraber ortak çalışmayı kendi adıma gurur adederim. Bu bağlamda dediğim gibi çalışmalarımız hep devam ediyor. Yine Türkiye'nin ilk ve tek afet temalı parkını açtık biz 2018 yılında. Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Bilinçlendirme Parkı. Burada hiç aklımızda yoktu bu parkı açtığımızda, ama değişik engelli gruplarımızı da ağırladık. Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi vasıtasıyla işte otizmli ve Down sendromlu arkadaşlarımızı ağırladık. Onlara eğitim verdik. Özellikle görme engelli iki gruba İstanbul Gönülleri vasıtasıyla ondan önce de eğitim verdiğimizde esasında benim kendi adıma baktığımızda çok farklı bir eğitim tecrübem oldu. Parkımızda bir deprem simülatörümüz var. Ve burada biz bireylere bir depremde ne yapmaları gerektiğini öğretiyoruz ki buradaki doğru davranış şekli esasında çöp kapan tutun ve hedef küçültmek. Bu arada hani biz eğitimciler olarak esasında Türkiye'de bir eğitim dili olması gerektiğini biliyoruz. Yani standart bir eğitim olması gerekiyor. Az önce Semra Hanım da sunumunda bir şeylerden bahsetti. Ama biz başka şeylerden bahsediyoruz. Bizim dışımızda farklı STK'lar farklı eğitimler veriyor. O yüzden AFAD'ın esasında bu seneyi eğitim yılı, eğitim seferberlik yılı ilan etmesi nedeniyle onların da eğitimlerini veriyoruz, paylaşıyoruz. Bu bağlamda artık Türkiye'de eğitimin tek olması ve verilen bilginin tek olması arzusundayız. Lütfen hani bu konuda da biz bir şey paylaşırken de dünyadaki örnekleri de araştırarak paylaşmakta fayda var. Parkımıza gelince bir de parkımızda bizim 5 boyutlu sinemamız var. Yani biz parkı tasarlarken esasında engelsiz ulaşıma, engelsiz erişime esasında uygun olarak tasarladık ve gerek deprem simülatörümüzde gerek 5 boyutlu sinemamızda buna önem verdik ve mesela sinemamız normalde biliyorsunuzdur 5 boyutlu sinema platformunun hareketi üzerine temellidir. Bunun önünde mesela engellerle ilgili işte tekel sandalyesiyle oraya kendini bağlayabileceği bir emniyet sistemiyle yine 3 boyutlu filmi izlerken en azından sarsıntı hissetmesi ve güvenli bir ortamda hissetmesi adına bir platform yarattık. Dolayısıyla hani şu gerçeği de biliyoruz esasında, hani bunun engellisi ya da engelsizliği yok. Afette afetler öncesi yapacağımız şeyler esasında bir ve diyoruz ki afet eğitimi her şeyden önce bireyde başlar. Yani evinizdeki eşyaları sabitlemeniz gerekiyor. Bundan birçok şeyden bahsettik esasında. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani her şeyi devletten beklemek,
hani kamu kurumundan beklemek de doğru değil. Dolayısıyla bizim eğer dezavantajlı gruplar, bizim için bunlar yaşlılar, aşırı kilolular, engelliler ve çocuklar olarak tanımlanır. Dezavantajlı gruplarımız ve bu grupta olan bireylerimizle varsa ya da yaşıyorsak, dolayısıyla bir afetten sonra onların tahliyesinden ilk etapta biz sorumluyuz. Çünkü hiçbir sistemde bir deprem üzerinde mesela baktığımızda hemen deprem sonrası size ulaşabilecek bir kamu kurumu yok. Dolayısıyla yaşam alanlarınızdaki bu çözümleri üretmek durumundasınız. En temelde zaten güvenli yapılarda oturmamız gerekiyor ki hani kentsel dönüşüm de bunun bir parçası. Kadıköy ile ilgili yeri gelmişken şu bilgiyi vereyim. Yaklaşık 30 bin tane bina var ilçemizde. Ve bunun 18 bini 2000 yılı öncesi yapılmış binalar. Dolayısıyla bizim riskimiz çok yüksek. Ve kentsel dönüşümde hani Kadıköy en iyi tepki veren, işte en çok inşaatın olduğu, en çok dönüşümün olduğu yer olarak bilinir ama sadece %10 Kadıköy dönüşen bina sayısı yaklaşık 3600 civarında. Dolayısıyla İstanbul'un hala yönetilebilir bir riski yok. Ve buradaki birçok katılımcının da bildiği gibi en az 72 saat kendimize baş başayız. Dolayısıyla yapacağımız planlamalarda lütfen öncelikle eğer engelli bireylerimizle beraber yaşıyorsak bunların çözümlerini öğretmemiz lazım. Kısa kısa hemen bahsedeyim konuşmalarınızdan hani anladığım kadarıyla. Mesela bir deprem esnasında tekerlekli sandalyedeysek ne yapmamız gerektiği üzerine bir planlama yapmamız lazım. Bunun için önce evimizdeki eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Ondan sonra çıkış yolumuzda bizi engelleyecek eşyalar var mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Alternatif çıkış yollarımızı bulmamız gerekiyor. Baran da bahsetti. Yani özellikle yüksek katlı yapılarda hani asansörler ki onun bahsettiği gibi hani bir depremden sonra en yakın kata inmiyor. Asansörlerimiz zaten genelde deprem sonrasında çalışmıyor. Dolayısıyla hani buradaki tahliyenin güçlüğünü çok iyi biliyoruz. Mesela işte görme engelliler olsun, işitme engelliler olsun ya da işte aşırı yaşlılar. O yüzden diyoruz ki her zaman eğitimlerimizde bahsediyoruz. Bir şehir içi destek kişisi belirleyin. Yani ne kadar güvende olursanız bu komşuluk hakkıdır baktığınızda. O yüzden oturduğunuz alanlarda bunları yapmanızda fayda var. Yakın zamanda biz Kadı Kıyafet Gönüllüsü projesine başladık. Buna benzer bir sürü çalışma yaptık esasında ama burada biraz daha farklı ilerlemek istiyoruz ve burada komşuluk hakkını da devreye sokup hani mahalle özelinde özellikle mahalle örgütlenmesindeki çok değerli bir şey. Yani bir ili ilçeyi örgütlemeden önce her mahalleyi örgütlememiz gerekiyor. Bir mahalle örgütlenmesinde bu komşuluk hakkını kullanmak istiyoruz. Yani amacımız esasında her mahalledeki engelli bireylerin tespitini yapmak ya da işte dezavantajlı gruptaki yaşlıların, hastaların yani buna yatalak hastalardan tutun da farklı bir sürü dezavantaj gelebiliyor. Ve bunlara gönüllerimiz vasıtasıyla bir destek kişisi belirlemek. Yani şöyle bir gerçeğimiz de var. Ne yazık ki öğreniyoruz. Bilgi sahibi oluyoruz. Ama o öğrendiğimiz şeyi uygulamıyoruz. Ya temelde bu hatamız çok var. Ve o yüzden biz de eğitimlerimizde genellikle kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Ve hani afet parkımızda farklı dedim ya, eğitim modüllerine gidiyoruz. Mesela şimdi yakın zamanda hayata geçireceğimiz farklı eğitimler var. İşte kaçış planı hazırlamayla ilgili işte puzzle gibi yap, işte kes, yapıştır, çiz, işte boya gibi şekilde hani evimizi planlayacağız. Mesela İzmir depreminde biz görev aldık bu arada Kadıköy Kentsel Emlak Kurtarma Takımı olarak. Çok değerli bir tecrübe edindim ben orada. Bir enkazın altında ekibimizle değiliz açtık ve oraya ulaşmaya çalışırken hani orada bir yön durumu oldu. Neresi yatak odası, neresi işte mutfak, neresi salon, insanlara nasıl ulaşırızı. Orada 3 tane vatandaş vardı o binada oturan. Hadi evinizin krokisini çizin bize dediğimde inanın 3 kişi yarım saatte çizemediler. Mesela şu an size desem ki evinizin krokisini çizin. Acaba kaçınız bunu 5 dakika içinde yapabilirsiniz? Hani o yüzden bunları deprem öncesinde ya da afet öncesinde planlamamız lazım. O yüzden afetlerde hazırlık çok değerli. Ve bunu bir kamu kurumundan değil de birey olarak kendinizden bekleyin. Çünkü biz yani diyorum ya tüm dünya bunu öngörmüş ki İstanbul için çok iyimser bir rakam 72 saat. Yani belki 5 gün belki 6 günde bir kamu kurumunun ayağa kalkacağı öngörülürse yani afet çantanızı tasarlarken de evinizden çıkışları tasarlarken de yaşamınızdaki hani sizin için risk oluşturabilecek şeyi tasarlarken de önce kendinizi merkeze koyun. Ve bu bağlamda bunları yapın diyoruz. Hani baktığınızda yani İstanbul'un afet müdahale planında ne yazık ki engellerle ilgili bir şeyimiz yok.
Hani bunu Şerif Bey de bahsetti. Belki hiç düşünülmedi bilmiyorum ama hiçbir hizmet grubunun altında böyle bir atıf yok. Ama şunun sözünü verebilirim. Tabii az önce bir ben sizi dinlerken bir yandan da arkadaşlarımla WhatsApp üzerinden konuşuyordum. Biz belli çalışmalar yapmak istiyoruz. Hani her zaman bize ulaşabilirsiniz. Yani bu konuda da elimizden geldiği kadar afet özelinde destek verebiliriz. Ya da belediyemizin işte engelli merkezleri ya da onlarla görüşmek isterseniz orada aracı da olabiliriz. Sonuçta bu bir gönüllü işi. Ama Kadıköy Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu yakasındaki engelli merkezinin komşusundayız. Yani hemen yanı başındayız ve 3 yıldır kendileriyle bir türlü iletişime geçemedik. Hani bu bağlamda kamu kurumunun ağırlığını da biliyoruz yapısındaki. O yüzden STK'larla çalışmak çok daha kolay. Ve ben burada kendi adıma da size bu konuda söz verebilirim. Hani Kadıköy Belediyesi adına da söz verebilirim. Afetle ilgili çalışmak istediğiniz bir konuda bize muhakkak ulaşın. Afet Eğitim Parkımızdaki bütün simülatörlerimiz ve eğitim şekillerimiz, metotlarımız size aittir. Hani bu konuda geliştirebileceğimiz şeyler de muhakkak vardır. Ve kendi ekip arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Ve onların da bu konuda çok iyi fikirleri var. Yeni Kadıköy Afet Günlerimize çok inanıyorum. Çünkü yani petrol mühendisinden tutun da işte avukata ve farklı meslek gruplarına birçok insan var. O yüzden hani bu noktada biz çok değerli bireyleri bekliyoruz aramıza. Bu arada Ceren Hanım, arama kurtarma ekipleri olarak birçok konuyu bilmek durumundayız. Evet, haklısınız ama tabii ki işaret dili öğrenmek isteriz temel düzeyde. Yalnız tabii bu esasında yabancı dil öğrenmeye benziyor. Kullanmadığınız zaman unutuyorsunuz. Bu bağlamda ben bu söylemenizden bir ders çıkararak bizim belediyemizde işaret dili bilen arkadaşlarımız var. Hani onları ekibimize almayı daha çok tercih ediyorum açıkçası. Derseniz ki bu yeni mi aklınıza geldi? Hayır, biz esasında belki Türkiye'de ilk engelli üyesi olan arama kurtarma takımlarından biriyiz. Baran da biliyordur, Hüseyin Günü arkadaşımız bizim ortopedik engelli ve 2006 yılından beri üyemiz. Ve biz ona tatbikatlara katıldık ve bizim haberleşme uzmanımız kendisi. Dolayısıyla biz hani bireylerin neler yapabileceğini biliyoruz. Mesela birazdan paylaşmaya çalışacağım ama görme engelli arkadaşları biz afet parkımızda ağırladığımızda özellikle o deprem simülatöründeki görevleri, hakimiyetleri, onları bir kere orada gezdirdikten sonra hiç bizim desteğimiz olmadan oradaki yönergeleri tamamlayıp o simülatörden güvenle çıkabildikleri görünce açıkçası ben kendi adıma hani bu önyargılardan da açıkçası arınmış oldum. Her şeyi yapabilirler. Bu bağlamda eğer Kadıköy'de oturan üyeniz varsa bizimle temasa geçerse çok seviniriz. Belki hani bunu da konuştuk esasında. Yani sizden bir eğitim almayı da arzu ederiz. Biliyorum. Bu konuda da temasa geçeceğiz herhalde. Evet, ben tabii ki Sevesan Bey'le de konuştum. Yani eğitim konusunda özellikle bu süreçte de elimden geldiği kadar hiçbir kurumu, hiçbir belediyeyi geri asla çevirmiyorum. Yeter ki siz bizim eğitim isteyin. Ben seve seve. Çok da güzel bir eğitim programımız var. 5 günde çok rahat temel seviyede. Ama dediğiniz gibi uygulama konusunda biz eğitime sağır arkadaşlarımız da alıyoruz. Ben sağır eğitmenlerle birlikte çalışıyorum. Çünkü sağır olarak ilk eğitim alan, öğretmenlik yani formasyon alan arkadaşlarımız ne yazık ki yine ön yargılarla hiçbir kurumda çalıştırılmıyor. Amiri diyor ki ben nasıl uğraşacağım, ben nasıl iletişime geçeceğim. Veli diyor ki sağır öğretmen istemiyorum, nasıl iletişime geçeceğiz. İşte bu ön yargı Marmara Üniversitesi'nde böyle bir proje yapmıştır. Arkadaşlarımız Marmara Üniversitesi'nden Türkiye'de ilk defa sağırlar formasyon aldı. Ama şu an hiçbir sağır arkadaşımız çalışmıyor. Ben de onları biraz daha böyle şey yapıyorum, hani bir gaza getirmeye çalışıyorum. Yapacaksınız beraber, onlarla da çalışıyoruz. Yani aktif olarak sağırlarla ne kadar birlikte bir yolculuğumuz devam ederse aslında o kadar faydalı oluyoruz. Hem sizler için de, eğitim alan arkadaşlarımız için de pratik yapma şansımız oluyor. Hem de onları canlı tutmaya çalışıyorum. Bu arada bir şey var. Afette Rehber Çevirmenler diye bir STK'mız var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Genelde biz arama kurtarma olarak baktığınız hani bir durumda onlarla gene temasa geçmeye çalışıyoruz. Hiç belki yok, işaret tamam içinde. Bizi almıyorlar. O da kötü bir şey. O da tamam o zaman. Yani hani, belki böyle bir başvuru bizde ne yazık ki işaret ile çevirmenlere bir platformumuz yok. Evet, işaret ile tercümanlara derneğimiz var ama afet konusunda çok eksideyiz. Sıfır çalışmamız var. Yani biz o platformlarda aslında görev yapabiliriz. Ben birçok defa mail attım. Bizi de alın. Çünkü biz de alanımızda uzman
çevirmenleriz, biz de akademisyenleriz. Biz de elimizden geleni yaparız diye, ama mailler muhtemelen herhalde çok bakmıyorlar, bize dönüş yapmadılar, ama görüştüğünüz arkadaşlarınız varsa, tanıdıklarınız, mail kutularını kontrol ederlerse en az 20 tane mail atmışımdır seve seve, çünkü gönüllüyüz. Burada Pelin Hocam da dediğim gibi, o da uzman bu alanda. Biz seve seve özellikle tercüman olarak çalışıp hem de aynı zamanda akademisyen olan arkadaşlarımız seve seve gönüllü oluruz. Teşekkür ederiz. Ben kendi adıma teşekkür ederim en azından. Sağ olun. Evet Barancığım. Ben de ikinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı konuşmalar oluyor. Bizim de esasında istediğimiz bu farklı disiplinleri bir araya getirmemizde amaç bu tarz bilgi alışverişlerinde bulunmak. Ben her ne kadar burada TMOB Jeoistik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetimini temsilen burada olsam da kendi kurumumu da es geçemeyeceğim. Kadıköy Belediyesi olarak özellikle Hakan Bey'in, Hakan Özdemir'in önderliğinde gerçekten çok iyi bir arama kurtarma ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle son İzmir, daha doğrusu Bolca'da depreminde gayet gördük sonuçlarında. Çok teşekkür ederim Hakan Bey katılımınız için, anlattıklarınız için. Teşekkür ederim. Şimdi Şerif Hocamıza bir söz vermek istiyorum. O bir söz istemişti. Şerif Hocam... Sağ ol Baran, teşekkürler. Ben birkaç hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sözümüze başlamadan önce bir ufak şunu belirteceğim. Özgün Bey ve AFAD'dan Murat Bey maalesef çocuklarının rahat duramaması için ayrılmak durumunda kaldılar. Uzman psikologumuz İpek Hanım da teknik bazı problemlerde sıkıntı yaşadığı için aramızda olamadı. Hocam buyurun. Zaten ilk başta onu söyleyecektim. Biz ne yaparsak yapalım, ister engelli ister normal bireyler veya bizim normal vatandaşlarımız için eğitim yapalım. Ruhsal travma bizim en büyük sorunumuz. Dolayısıyla afet öncesi, afetlerle ilgili çalışan tüm dernekler, eğitmenlerin de mutlaka bir ruhsal travma eğitiminden geçmesi gerekiyor. Yani eğitim malzemesi hazırlanırken de ben sürekli ruhsal travma çalışan psikolog ve psikiyatristlerle çalışıyorum. Çünkü afetzedenin çektiği sıkıntıları onlar bize ancak anlatabilirler. O nedenle bütün eğitim programlarında kim yaparsa yapsın, ister Eskişehir, ister özel şirketler, ister AFAD, ister Kocaeli Üniversitesi, mutlaka bu işin içerisine ruhsal travma uzmanlarını dahil etmemiz gerekiyor. Ben çok dinlemek istiyordum aslında psikolog hocamızın konuşmasını, çünkü yıllardır beraber çalışıyoruz. İkinci konu, az evvel Semra Hanım da bahsetti. Biz engellilerin tekerlekli sandalyeyle deprem sırasında bir yere gitmesini zaten önermiyoruz. Deniz Hanım da bahsetti biraz. Ben özellikle bu tür kesinlikle her engel grubu için gerek dernek, gerekse o işin alanındaki uzman ve dernekte çalışan eğitmenleri bu eğitim malzemeleri hazırlanırken işin içerisine dahil etmenin gerekliliğini söyledim. Bu çok önemli. Çünkü bir görme özürlü bireyin çektiği sıkıntıyı, afet anında yaşadığı sıkıntıları veya normal yaşamdaki sıkıntıları bu işi bilen insanlar olur. Mesela ben az evvel AKOM'la beraber hazırladığımız az gören bireyler ve görmeyen bireyler için yapılan eğitim malzemesini bir görme engelli derneğindeki görme engelli çocuklara okutarak psikolog eşliğinde ve eğitmen eşliğinde bunları değerlendirmelerini istedim. Onlardan gelen geri dönüşlerle kitabı revize ettik. Bu işin asıl hedefi gerçekten o alanın bu sıkıntısını çeken insanlarla çalışmak. O nedenle ben tekerlekli bir sandalyede olan bir bireyi depremde sakın işte bir başka odaya gidin asla diye bir şey bahsetmememiz gerekiyor. Bırakın engelli bireyleri, normal bir vatandaş da oturduğu yerden yan odaya gitmemesi lazım zaten. O nedenle biz hem dil birliği hem eğitim standardına kavuşmamız gerekiyor. Hakan da bahsetti ve ben kesinlikle katılıyorum. Biz bu eğitimleri yaygınlaştırmak istiyorsak öğrettiğimiz bilgi unutulmaz. Bunu da ancak ve ancak sık sık kısa ve küçük tatbikatlarla ve afet eğitim merkezi ve simülasyon merkezleriyle yapabiliriz. O nedenle ben müfredatta var ilkokul çocuklarının müfredatında ama senede bir kere göstermelik veya şov amaçlı bir tatbikatla bizim bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Tatbikatları kısa,
oyun şeklinde çocuklarla beraber, aileyle beraber evlerde ve iş yerlerinde, okullarda mutlaka çok sık tekrar etmek zorundayız. Yoksa bizim söylediklerimiz, sunumla verdiklerimiz bilgilerin hepsi uçup gidecek. O nedenle bu bir kültür aslında. Ve afet bilinci bir kültür olduğu için bunun her alanda yaygınlaştırılması gerekiyor. Maalesef işte Ceren Hanım da bahsetti, diğer hocalar da bahsetti. Bu işin yaygınlaştırılması için bizim güç birliğine ihtiyacımız var. Ben şu an mesela YouTube'dan bu yayını kaç kişi izliyor merak ediyorum. Çok değerli insanlar, çok değerli bilgileri burada aktarıyorlar. Ama kaç derneğimiz var? Bakın en az 3-4 tane derneğimiz var, belediye var, jeofizik mühendisleri odası var, bizim üyelerimiz var, normal vatandaşlar var. Bunu bizim en az belki 1000 kişinin izlemesi gerekiyordu şu anda canlı olarak. Ama maalesef biz çok ilgi çekemiyoruz. İşte bunun için Ceren Hanım dedi galiba, ben yakında bir kin ile çıkacağım. Belki koşacağım yani, ne bileyim, kırmızı alacalı bulacalı bir şeyler giyeceğim de dikkat çekeceğiz. Başka ne yapacağız anlamıyorum hakikaten yani. Çünkü burada her konuşan uzmanın yıllarca bu alanda deneyimleri var, tecrübeleri var. Bizim medyanın ilgisini çekmemizin mutlaka bir yolu olması lazım. Belki diziler kanalıyla, belki yapımcılara, ama bu işin içerisine mutlaka bizim sanatçıları, özellikle ünlüleri, mutlaka işte Özgün Bey gibi, diğer engeli sahip Mim Kemal Öke olabilir, başka televizyon sunucuları var tanıdığımız. Bunları davet ederek bu işi bizim yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ben yine de herkese, özellikle bu saate kadar bizi dinleyen ve bizi ilgiyle izleyen insanlara da ve sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Son biz söz olarak. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten anlattıklarınız, yani bizim için özellikle bu kadar deneyimli insanların anlattıkları gerçekten çok önemli. Biz elimizden geldiğince bu tarz yayınları yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Denize bir taş atıyoruz. Umarım yeteri kadar etki yaratır diye düşünüyoruz. Son olarak başka ekleyecek bir şey olan konumuz yoksa, özellikle bize işaretli tercümanında yardımcı olan Pelin Hanım ve Mehter Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onlara da bir ufak bir söz vermek istiyorum. Eğer bir iki cümleyle konuşmak isterlerse onlara da bir söz verelim. Pelin Hocam. Buyurun. Pelin Hocam, mikrofonunuz kapalı. Ses kapalı. Evet, Mehtap Hocam başlayacak diye şelik yaptım ama. Yok, siz başladınız. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ben de özel eğitim bölümünde çalışıyorum zaten. Özel gereksinimli çocuklarla birlikte. Onlara gölge öğretmenlik yapıyorum açıkçası 8 yıldır. Birbirinden değerli çok güzel konuları paylaştınız. Hepinize ayrıca teşekkür ederim. Bizler de bilinçlenmiş olduk hani bunun sayesinde gerçekten de. Evet, çocuklara her ne kadar eğitim alanında çok fazla depremi, seli, yangını hani fark ettiremesek bile aile olarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz biz de. Çok güzeldi sunumunuz. Hepinize ben de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum açıkçası. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizi de biraz yorduk, kusura bakmayın. Çok alışkın olmayan konuklarımız da olabiliyor. Biraz hızlı gittiysek kusura bakmayın lütfen. Mehtap Hanım, buyurun, size de söz verelim. Ben de hem sağlık hem de özel eğitim alanında çalışıyordum. Engelli çocuklara da eğitmenlik yapıyordum. Hani bu alanda gerçekten konuştuklarınız aynı zamanda beni çok etkiledi. Ve gerçekten çok önemli konulara değindiniz. Yani şöyle ki benim engelli öğrencim de oldu, zihinsel öğrencim de oldu. O an depremde ya da selde ne yapacaklarını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ailelere gelip onlar da aynı onlar gibi bilgisiz. Onlara da ayrı bir eğitim gerekiyor. Hani kurtarmak için onlara özel şeyler gerekiyor. Gerçekten çok güzel şeyler konuştunuz, çok güzel şeyler anlattınız bize. Yani ben de ara ara çok çok teşekkür ediyorum size. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Farkındalık gibi güzel bir şey yok bence ve hepiniz de bunun farkında olmanız beni çok mutlu ediyor. Yani çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında konuklarımdan başka söz almak isteyen varsa son sözlerimizi alalım. Yavaştan sizleri çok yorduk biliyorum. Yavaştan yayınımızı sonlandıralım istiyorum.
Eğer konuşmak isteyen varsa sanırım yok. Son olarak sözü başkanımız Sayın Erdal, Tomofçu Yönetim Mühendisliği Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Şahan'a verelim. Erdal Başkanım buyurun. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar çok güzel bir şekilde katkı koymaya, bilgilerini aktarmaya çalıştılar. En başta başlayandan en sona kadar herkes ilgiyle birbirini takip etti. Yani geç değil, demin Altı Nokta Körler Vakfı'ndan hanımefendi kentsel dönüşüm fırsatını kaçırıyoruz gibi bir şey etti ama bugün İstanbul'da yenilenmesi gereken 850 bine yakın bina var zaten. Yani 1 milyon 200 binadan zaten daha yenilenmesi gereken 850 bin bina var. Bir şey kaçmış değil. Önemli olan zaten bu etkinlikleri yapmamızın nedeni, bu tarz toplantıları gerçekleştirmemizin nedeni neresinden başlarsak, neresinden bunları dönüştürmeye çalışırsak, başarırsak bu kadar kârdır. Daha 850 bin bina sadece İstanbul'da yenilenecek. O yüzden hiçbir şey kaçmış değil. Bu ülkede her türlü felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bunlardan bir tanesi de son dönemde yaşadığımız pandemi, salgın. Hepimiz evlerimize hapsolduk. Ve bu dönemde bile en önemli şey, demin Hakan Özdemir bahsederken komşuluk vurgusunu ön plana çıkarttı. Birbirimize yardım etme adına. Çünkü birbirimizden haberdar olmamız lazım. Bu amaçla da pandemide gördük ki dayanışmanın, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, birbirimizi arayıp sormanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Yakınlarımızı ziyaret edememenin ne kadar acı olduğunu, onlardan uzakta kalmanın ne kadar acı olduğunu bir kez daha gördük. Bunun bir deprem olduğunu düşünün. Deprem zamanı, pandemide depreme yakalandığımızı düşünürsek daha vahim durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. İzmir depremi yaşadık. En son işte Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremde İzmir'de bina yıkıldı. Binaların yenilenmesi gerektiğini biliyoruz. İnsanlarımızın eğitilmesi gerektiğini biliyoruz. Kurumlarımızın eğitilmesi gerektiğini biliyoruz ve kurumlarımızın ve devletimizin vatandaşlarımızla birlikte topyekün seferberlik halinde bir mücadeleye girişmesi gerektiğini de biliyoruz. Bunun için biz inançlıyız. Biz yardım etmek için toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket ediyoruz. Hocalarımız, bizim meslektaşımız hocalarımız, Şerif hocamız da dahil olmak üzere bütün jeofizik mühendisi hocalarımız zaten bu işe her zaman gönüllüler. Yine aynı şekilde bu işe gönüllü olan sizler gibi hem STK'larda görev alan hem akademisyen arkadaşlarımız var. O yüzden de biz umutluyuz. Ne kadar kişiye faydalı olabilirsek bizim için kârdır. Hepinize çok çok saygı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar hepinize. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tüm konuklarımıza. İyi akşamlar. Bu olarak bu konuda, bu yayında bize yardımcı olan şube sekreterimiz Enes Gençer'e de çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınız için çok teşekkürler. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.